Evet. Fantastik Pazar'ın 16. Ekinoks senaryosunun 4. bölümüne hoş geldiniz. Bakın YouTube kaydını düşünerek nasıl hemen efendi bir insan oldum. Hepinize tekrar merhaba. Şimdi bir önceki senaryonun sonundan başlayacağım özetlemeye. Çünkü bence en önemli ve buraya bağlanan kısmı oydu doğal olarak. Stockholm'dan, İstanbul'dan ve Moskova'dan diğer gospodinler gelmişti. Sizin gospodininizle Drago ile bir toplantı yaptıktan sonra tek tek ikişer ikişer gruplar halinde insanları sorguya almaya başladılar. Sorguda size yönelttikleri soru şuydu. Buradan bir kişiyle beraber bir görev için ya da başka bir şey için dışarı çıkmanız istense ve sadece sizin söyleyeceğiniz isimle söylediğiniz kişi sizi söylerse, eşleşiyor olsanız kimi söylerdiniz gibi bir soru soruldu ve seçenekleriniz vardı. Herkesi söyleyemiyordunuz hatırlayacağınız üzere. Şu anda hala birbirinizin ne söylediğini bilmiyorsunuz değil mi? Bilen ben var mı? Spoiler yemiş olan var mı? Ben izlemedim. Düşünmedim bile. Kimseye de sormadım. Hatta bizi konuştuk bunu ya da konuşmayalım dedik, saldık. Teorilerimizi falan konuştuk. Kimlerin küçültmüş onu konuşuruz hatta. İsimler söylendiği esnada oyuncularımız Discord odalarını değiştirdiler ve gerçekten de ne söylediğini duymadılar. Odalarda tekrar tek başınalardı. Sizin dışınızda Efe ve Jasmine'den isimler istendi. Bazı diğer sizin arkadaş grubunuzun içinde olmayan McCollin falan gibi isimler de içeri çağrıldı. Sizden sonra Sena ve Mete oyun odasındaydı. Onların neden oyun odasında olduğu bambaşka bir hikaye. Onu birazdan anlatacağım. Onlara gidip onlardan cevapları alındı. Geri gelindiğinde Efe odadan çıkmıştı. Yüzünüze bakmıştı, yere bakmıştı ve bölümün sonu gelmişti. Hepiniz de anneme bacıma sövmüştünüz. Şimdi Mete ve Sena, yani Oliana ve Giovanni neden oyun odasındaydı? Kısaca onu da hatırlatayım. Diğer laboratuvarların gospodinlerinin Zagreb'e gelişi bizim gospodin için ve bu laboratuvar için çok büyük bir olaydı. İçtimalar esnasında, eğitimler esnasında birkaç kere oyuncu grubumuz bu konuda uyarıldılar. Ve herhangi bir rezil edecek hareketinizde, herhangi bir göze batacak hareketinizde gerisini söylemeyeyim şeklinde uyarıldılar. Fakat yeni oyuncumuz, 3. hafta senaryoya katılan Giovanni, Allah diye Esra Ceyhan programındaki abi gibi, Sabri gibi kapının açıldığını görür görmez kuş oldu. Kuş olma zarı 19'du. Çok başarılı şekilde kuş oldu fakat uçma zarı 3 olunca kapı eşiğine kafasını vurup insana tekrar geri dönüştü ve o dakikadan sonra dünya üzerinde Giovanni'yi umursayan kimse kalmadı. Kendisi oyun odası adı verilen garip bir yere götürüldü, diğer oyuncuların haberinin olmadığı. Aradan birkaç saat geçti, ziyafet gerçekleşti. Oyuncularımız daha önceden ölen insanların etlerini yediklerini Catherine fark etti. Diğerleriyle paylaştı. Oliana durur mu? Yapıştırmış cevabı. Yemekhanenin dışına çıktı. Tam olarak aktarmak istiyorum. Müslüman uyuma insan eti yiyorsunuz falan diye bağırdı. Kafiye de şey de yok. Hece uyumu da yok ama. Dedim yok. Ki yapma. Oliana yapma. Dedi ki sevgili DM'im benim zarımı görmüyor. Ben süper gücümü kullanmak istiyorum. Doğru mu Surhay? İstiyorum demedim. Doğrudur. Teşekkürler. Doğrudur başkanım. Doğrudur başkanım. Teşekkürler Surhay. Hocam doğrudur. Ondan sonracığım efendim gayet güzel bir zar attı. 18-19 falan attı. Ve bütün Zagreb laboratuvarı, gospodini, normal insanı, bilim adamı, askeri bunları kulağında çok büyük bir gürültüyle duydu. Çünkü bildiğiniz üzere Oliana'nın gücü ses dalgalarını manipüle etmekti. Tabii ki oyun odasını boyladı kendisi de. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Genel kilometre taşları buydu sanki geçen bölümün. Geçen hafta çok heyecanlı bir yerde bitti. Evet. Hani böyle hiçbirimiz de bir şey bilmiyorduk birbirimizin ne isim söylediği hakkında. Yayın bittikten sonra biz bu ekranda kaldık tabii. Discord'tayız. İnanılmaz bir tartışma, inanılmaz bir kaos ortamı, bir kavga, soykana sövüş, çeşitli evet. Laflar. Nelerdendi? Problemlerle sabahlara kadar uyumayıp senaryoyu tartıştık, konuştuk. Teorilerimizi tartıştık. Abi sadece. Evet. Şu biz de teori yani tartıştık. Büyük ihtimal yayından daha uzun sürmüş olabilir sonra. Ya evet. en az 2,5 evet. Saat tartıştık. Öyle söyleyeyim. En az. Ve şey çok hoşuma gitti. Ben sabah ondan sonra 3 tane farklı işe giden insanla şey konuşması yaptım Instagram'da. Hepsi de yeni takipçiler. Abi ben işe doğru yoldayım.
Uyumadım da yayın yüzünden. Allah da belanızı versin. Yani gerçekten aşk olsun ama çok güzel gidiyor helal falan diye mesajlar aldık böyle. Süper. Okey. Efe odadan çıktı. En son sorguya o alındı gospodinler tarafından. Hepiniz verdiğiniz cevaplardan emin gözüküyordunuz içeride. Fakat dışarı çıktıktan sonra bir hakkınız olduğunu fark ettiniz ve herkes az çok şüphe duymaya başladı cevabından. Cevaplarınız şu anda ben not aldım. Yanımda duruyor. Diğer NPC karakterlerle beraber. Efe dışarı çıktı. Önce Asaf'a baktı. Yere baktı ondan sonra. Hiçbir şey söylemeden hücresine doğru yürüyor şu anda. Hepiniz de kapının önünde, daha doğrusu Asaf, Catherine ve Zlatko kapının önünde bekliyorsunuz. Sizin dışınızda kimse yok. Jasmine ve Efe yanınızdan uzaklaştılar. Oliana ve Giovanni ise ağzı bağlı, elleri kolları bağlı şekilde oyun odasında sandalyelerinde oturuyorlar. Jasmine çıkarken Zlatko ile göz göze gelmemeye özellikle dikkat etti. Catherine ile göz göze gelip bir kafa selamı verip devam evet. etti yoluna. Fakat ağladığı, mutsuz Ağlamıştı. Olduğu her halinden belliydi. Niye yaptırdılar bu seçimleri sizce? Yani ben dışarı çıkınca ne olacağını bilmiyorum. Ya ben sormaya çalıştım dışarı çıkınca ne olacak diye ama onu ancak dışarı çıktığınızda görürsünüz, anlarsınız falan şeklinde yaklaştı. Belki de sadece testtir ya. Güven testi gibi bir şeydir yani. Yani dışarıyla alakalı hiçbir şey söylemediler ki, neye güveneceğiz? Yo hayır, yani birbirimize güveniyor muyuz? Birbirimize ne kadar güveniyor? Belki o tarz bir şeydir. Dışarı çıkartmazlar ki. Peki istediğin kişiyle çıkmak mı önemliydi, yoksa seni söyleyebilecek birini söylemek ve onunla birlikte dışarı çıkmak, bunun üzerine strateji kurmak mı mantıklıydı? Yani sanki oyun buna dayalı gibiydi. Sizce birbirini söyleyen iki kişinin birbirleriyle olan yakınlığını düşünüp bunu olumsuz bir şey olarak algılarlar mı? Belki de tam tersine çok olumlu. Bilmiyorum, akıl yürütemiyorum. Ya ben aslında beni söylemeyeceğini düşündüğüm birini söyledim sana. Çünkü dışarıda ne olduğunu bilmiyorum şu an. Sizce bunları paylaşmalı mıyız? Söylememiz gerekiyor mu birbirimize? Bilmem. Ben ne düşündüğünüzü merak ettim sadece. Yani böyle özel konuşmaydı. Sanki özel kalması gerekiyormuş gibi hissettiriyor. Peki. Ama bu... bir... Yani başka bir şey yapacak mısınız bilmiyorum. Ben size istiyorsanız timeline'ı vereyim, siz söyleyin. Odadan yarım saat sonra çıkıyorlar. Kapının önünde ya da genel alanda bekliyor musunuz? Ona göre tepkilerini anlatacağım ya da başka bir yere mi gidiyorsunuz? Lütfen söyleyin bana. Yani ben kapıdan çıktım, orada konuşuyoruz sanırım. Genel alanda takılıyorsunuz öyle mi? Evet. Aynen. Zlatko doğrudur. Aynen. Efe yok. Efe odasına gitti. Hücresine. Bizi transit geçti. Ben bir şey demedim. İşte. Transit geçti. Böyle bir hüzünlüydü zaten bugün, biliyorsunuz. Yine aynı maga suratıyla geçti yani. Yarım saat sonra içeriden çıkılıyor. Ama gospodinin, sizin gospodiniz Dragon'un kıpkırmızı olduğunu görüyorsunuz. Odalar ses geçiren odalar değil. Sesten, yani bağırmaktan, çağırmaktan mı, sinirden mi, üzüntüden mi, heyecandan mı bilmiyorum. Drago'da gözle görülür bir hal, ruh hali değişimi var. Çok gergin, çok sinirli. En önden hızlı hızlı çıkıyor, kendi odasına gidiyor. Arkadan Levent, Boris ve Nicole, diğer gospodinler çıkıyor. Fakat onlar daha böyle bir şey, çok hissediliyor arkadaşlar. 3+1 durumu var yani. Hepsi gospodin aslında ama o üçlü buraya gelmişler. Ve Drago bu durumla alakalı bir tık rahatsız gibi. Çünkü sizin sorgunuzda da hiç konuşmamıştı ya. Hep diğerleri konuşmuştu falan. İçeriden böyle bir sinir küpü şeklinde çıkıyor. Odasına gidiyor. Diğer üçlü de
daha sakin tavırlarla tekrar kendilerine ayrılmış özel bölüme gidiyorlar Dragon'un odasının hemen yanında. Ve vakitlerini öyle geçiriyorlar. O esnada Dushko genel alana ortasına doğru geliyor. Hem hücrelerin duyabileceği, hem yemekhanede, hem de genel alandakilerin duyabileceği şekilde. 10 dakika sonra toplantı. Burada, genel alanda. Sohbet edeceğiniz bir ufak vaktiniz daha var. Ama fast forward'la derseniz de geçerim. Ben bir şey söylemiyorum. Okay. Ben düşünceliyim. Bir şey söylemeden oda... söylemiş olabileceğini düşünüyorum bir yandan. Hı-hı. Odama gitmek istiyorum abi, ben de bir şey söylemeden. Tamamdır. Zaten tamamıyla... Öyle giderken arkasından bakıyorum. Benim de aklımda Jasmine var abi. O son bakışı ve ağlayarak çıkışı. O yüzden orada duruyorum. Tamamdır. Beşinci gündeyiz. Bu arada chat'e söylüyorum. Bir bölüm iki gün geçtik. Bu arada unutmadan bir şey daha söyleyebilir miyim, hı-hı, hocam? Tabii. Drago'yla bizim toplantımız vardı. Aklınızda mı bilmiyorum ama. Yanımda notlarımda görüntülüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Saygılar. İsterseniz bu 10 dakikanızı öyle değerlendirin efendim. Yok efendim. Şu an ben hazır değilim. önce bir diyorsun. Ardımız dövülmesin. Tamam. Öptüm. Şimdi... Drago çıktı içeriden. Genel alanda herkes çakı gibi. Aksini iddia eden yoksa. Artık disiplin iyice oturdu. Ölümler, kalımlar. Biz hala yokuz değil mi? Yok. Siz içeridesiniz. Herkes çakı gibi şeye bakıyorlar. Üst kata doğru bakıyorlar. Talimatların verildiği üzere ve genel alışkanlığın olduğu üzere. Diğer Gospodinler... Siz gittiniz varsaydım. Yani aksi bir şey yoksa, hı-hı, diye o yüzden söyledim. Okay. Diğer Gospodinler böyle bir 30 saniye geç geliyorlar. Hani etraftaki her şey bir garip, anladın mı? 30 saniye geç şekilde katılıyorlar. Drago konuşuyor tekrar. Böyle normalden daha yavaş konuşması ve daha çok önüne bakarak. Saygıdeğer gospodinlerimiz ile değerli toplantılar yaptık. Fikir alışverişleri yaptık. Sizlerle de sorgu zaten dememiştim, biliyorsunuz. Değerlendirme toplantıları yaptılar ve zannediyorum sonuçlardan memnunlar. Bazılarınızdan bazı isimler istedik. Sebebini biliyorsunuz. Ve sebebini bilmeyenlerin sebebini öğrenmesini istemiyorum. Şimdi saygıdeğer Gospodin Levent size bazı açıklamalarda bulunacak. Buyurun efendim. Levent geliyor. Drago bir adım geriye atıyor. Merhaba arkadaşlar. Saygıdeğer Gospodin Drago'nun da söylediği gibi hepinizle bazı toplantılarımız oldu. Sizi daha yakından tanımak istedik. Çünkü zaten halihazırda biliyor olduğunuz savaşımızda kimin daha çok işimize yarayacağını, kiminle beraber bu yolda yürüyebileceğimizi hepinizin biliyor olması lazımdı. Bunları sizden saklamamızın bir lüzumu yoktu. Zaten bu sorgulamanın ya da değerlendirme toplantısının amacı başka ne olabilirdi? Herkes burada bunu düşünebilecek yetede. Şimdi Drago'ya bakıyor. Maalesef İyi askerler, iyi savaşçılar olduğunuz kadar birlik, beraberlik içinde olmadığınızı görüyoruz. İsim istediğimiz 8 kişinin verdiği isimler birbiriyle tutmuyor. 8 kişi arasında hiçbir eşleşme bulamadığımız için sizlere yaptığımız teklif artık geçersiz. Fakat 5 gün sonra buraya tekrar geleceğiz. Ve 5 gün sonra buraya geldiğimizde bazı hediyelerle geleceğiz. Bu hediyeleri kimlerin hak ettiğini
Bu hediyeleri hak eden 4 kişiyi bize önümüzdeki günlerde Drago haber verecek. Sizden beklentim bu süreçteki antrenmanlarınıza ekstra önem vermeniz. Maalesef Drago'ya tekrar bakıyor kafasını sallayarak. Bugün gördüğümüz tarzda disiplinsiz olayları bir daha tekrar etmemeniz, zira hiç yakıştıramadım bu tarz bir laboratuvara. Nicole arkadan şey yapıyor, gerçekten saygısızlık. Arada her ekipte maalesef çürükler oluyor. Yapacak bir şey yok. Dikkat etmeniz gereken şeyler, birliğe ihtiyacımız olan zamanlarda, beraber savaşmamız gereken zamanlarda bu tarz aptalca isyanlara kapılmayıp böyle hezeyanlar içinde aklınızı kaybetmemeniz. Siz bize destek olursanız biz de size destek olacağız ve 4 gün içinde umarım kimsenin başına kötü bir şey gelmez. Hediyelerimizin sizi çok mutlu edeceğinden ve bu yolda beraber yürümemizi iyice kolaylaştıracağından eminiz. Sayın Gospodin, gerçekten ben bugün yaşanan disiplinsiz olarak adledebileceğimiz olaylardan ötürü arkadaşlarımın da önünde siz saygıdeğer Gospodinlerden tekrar özür dilemek isterim. Ve efendim, Zagreb Laboratuvarı'nın adını temizlemek üzere. Yarın akşam siz buradan ayrılmadan önce bu disiplinsizliğin müsebbibi Oliana ve Giovanni arasında ölümüne bir savaş teklif ediyorum. Savaşı kaybeden hayattan ve Equinox taarruz görevindeki yerinden istifa etmiş olacak. Diğeri ise daha çok işimize yaradığını kanıtlayarak Equinox'a ve Horus'a hizmet etmeye devam edecek. Lütfen bunu bir hoşgörü hediyesi olarak kabul edin efendim. Tekrar kusura bakmayın. Yemekte görüşürüz. Dağılın. Ketrin. Oliana düello mu çıkacak? Ben mi yanlış anladım? Evet. Hadi birbirleriyle. Bir sorum olabilir mi hazır boşlukta? Dur. Allah seni belanı. Bizim olduğumuz odada böyle dev ekranda biz o bütün şeyi gördük değil mi? Seremoniyi biz de izledik değil mi? Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bilmiyor muyuz? Hiçbir şeyden hiçbir haberimiz şey yok mu? Tamam, okey. Okay. Öyle şovunuzu yapmadılar yani. Bilmiyoruz. Yarın akşam. Ay, koca tesis ya, bir tane dev ekran koymuşlardır oyun odasına. Ya isteseler koyarlarmış, öyle söyleyeyim. İşte ha, okey, tamam. Ya kendi karakterlerini birbirine kırılan diyen mi olur ya? Kardeşim, burası fantastik pazar. Burada her şeyin gerçek olduğunu önceki senaryolarda gördük. Hiç önemli değil. Ben sigara yakacağım abi. Afiyet olsun kardeşim. Son kendi sigara. Sigara yakarsın bu saatten sonra. Senin ağzına bir sekeceğim de dursan. Zara kaldık. Şimdi. Ya. Yarın akşam Oliana'nın ve Giovanni'nin dövüşü tanrılara adak niyetine burada gerçekleşecek. Size haber verilen sahne birkaç saat sonra. Orayı atlıyorum öncelikle. Mevzuyu anlatıyorum. Sonra yemekhanede bütün karakterler buluşacak. Duşko geliyor içeri. Çünkü yani draguluk adam değilsiniz gerçekten. Bize mi geliyor Duşko evet. Şimdi? Duşko hadi, içeri geliyor. Ağzınızdaki şeyleri çıkartıyor. Bantları söküyor. Şanslısınız. Biriniz kurtuluyorsunuz. Nasıl? Birimiz mi? Hı-hı. Ne demek biriniz kurtuluyorsunuz? Şimdi ikinizin de ölmesi lazımdı ya mantıken. Ne için ölmek? İtaatsizlik, ölmesi ihanet, ya. İsyana teşvik, gerizekalılık. İsyana teşvik mi? Çıldırmayayım. Gerizekalılığı tekrarlıyor.
Şimdi saygıdeğer gospodinimiz şöyle bir lütufta bulundu. Diğer gospodinlere armağan ol. Çünkü onlar da çok kızmış. İkiniz yarın akşam ölümüne dövüş. Bu ikili. Ölümüne mi dövüş? Böyle. Böyle. İşkence bize yok. Bize geri zekalı diyorsun. Ha. Kendini zeki sanıyorsun ve bulduğunuz çözüm yöntemi herhangi birimizin ölmesi mi? Uyumlu diyelim. Ben hiçbir zaman zeki olduğumu iddia etmedim. Fakat neredense davranacağımı bilirim. Şimdi. Sizin elinizde kalan son 30 kişiyi böyle mi değerlendireceksiniz? Bir kişiyi böyle gözden çıkartacak mısınız? Elimizde öncelikle 60'tan fazla kişi var. Süper. İkinci olarak çok da. Çok iyi. Dünyanın sonu için 60 kişi çok yeter çünkü. Çok zekisiniz harbiden. Zerre kadar umurumda değil şu andaki tepkilerin. İkinci olarak da bu 60 kişinin arasında. Sakinim. Dövüş ayarlandı. Gospodinlere hediye. Dövüş ayarlandı. Çok sakinim. O zaman ben şimdi sizin bantlarınızı geri kapatıyorum. Yemeğe falan davet edecektim. Yalaka olduğum için unuttum ben onu bir an. Ben demedim. Evet, seni açıyorum. Giovanni'cim sen buradasın. Arkadaşlar sana ekmek mekmek getirir. Öpüyorum seni. Kapatıyorum ağzını. Oliana'nın da iplerini çözdüm. Hadi bakalım yemeğe. Belki son günü olabilir. O da gelsin. Bunu, bari bunu yapmayın. Birimizden birini öldürecekseniz bari en azından yemek yesin. Tamam. Doğru. Haklısın. Açıyor senin de ağzını. İplerini. Gardlar eşliğinde yemekhanenin yolunu tutuyorsunuz. Diğerleri de özgür iradeleriyle yemekhanenin yolunu tutuyor. Oliana. Buyurun. Ben böyle yolda Oliana'ya şey diyorum. Hayır, ne yaptığını sanıyorsun? Adamı orada gerizekalı yalaka diyorum. Diyorsun ki son günü ölecek belki, yemek yesin. Öleceğiz. Hayır. Ha şey aç ölmüşüm, ha tok ölmüşüm. Bu mu yani? Gerçekten önemli olan bu mu? Ne zaman yapacağını bilmiyoruz. Bu gece diyor. Belki de yapmaz bu gece. Nereden bileceğiz? Yapmaz bu gece. İnanıyorsun yani. Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun birimizden biri? Sakin kalmak mı? Yarın gece bu arada fight. Bir gece böyle hiçbir şey yemeden savaşa gireceğini düşünüyorsun. Ölüm kalıma. Ekmek ve su verecek arkadaşlar dediler yani, benim için fark etmez. Ne yapalım gidelim. Ne için geldiğini unutuyor musun buraya? İnsan eti yiyoruz diye bağırdın orada. Kendini de ateşe attın benimle birlikte. Kalkmışsın şimdi burada. Gidelim. Belki insan eti verirler de yeriz son. Hadi sen de ölmeden. Ekmek yeriz ya en azından. Ekmek yeriz. Aynen. Böyle bir durumda onlara bu kadar fazla tepki göstermenin hiçbir mantığı yok. Ama sen bilirsin. Bir önemi kalmadı. Ben seni düşünüp iplerini çözdürdüm. Keşke yapmasaydım. Teşekkür ediyorum gerçekten. Deyip ilerliyorum abi, yüzüne bile bak. Çok mutlu oluyorum izlerken. Yorum yapma tanrım, yorum yapma. Allah'ım ne olur yapma. Pardon. İplerini çözdürüp tipe bak deyip böyle ilerliyorum. Okey. Aradan saatler geçti. Akşam yemeği, zaten öğle yemeği beraber ziyafet çekmiştiniz. Akşam yemeği vakti geldi. Tekrar o süslü, her zamanki yemekhaneye benzemeyen yemekhaneye girdiniz. Gospodinlerin masası ayrı. Duşko bile yanlarında değil. Dört gospodin beraber yiyorlar küçük bir masada. Duşko ve diğer bilim adamlarının, işte teknik ekibin falan masası ayrı. Yine tecrübeli askerlerin ve sizin masalarınız ayrı. Fakat siz giderek azalıyorsunuz. Çünkü sizin masanızda bu sefer Jasmine olmadığı gibi Efe de yok. Çünkü DM oynuyor değil mi onlara? Çok özür diliyorum, bunu hak ettin. Biz girdik mi içeri? Buyurun sizde. Benim gözlerim şişkan çanağı. Ben de oturdum. Hiç halim yok. Hiçbirine bakmıyorum. Kafam eğik böyle yerde. İnanılmaz mutsuzum. Böyle ruh gibi gidiyorum yerime oturuyorum. Senden sonra Efe de giriyor odaya. Jasmine yok ortada hala. Efe böyle kapının önünde şeyi görüyorsunuz, böyle sigarasını son nefesini alıyor, yere atıyor, ayağıyla eziyor. İçeri giriyor, sandalyesini çekiyor, önüne bakarak yemeğini yiyor. Yere atma.
Çekiyor sandalyesini, yemeğine oturuyor. Sizle çok bir iletişim halinde değil. Gitsek mi yanlarına? Ne diyorsun? Asaf? Düşünüyorum ya. Yani ne yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Onları kurtarmanın bir yolu olabilir mi sence? Onları kurtarmanın bir yolu. Sence var mı? Yani bilmiyorum. Tek istedikleri şey bizden rahat durmamızdı. Disiplinimizi bozmadan uyum halinde takılmamızdı. Ama bir tanesi kapıdan kaçmaya çalıştı. Ya o dünyanın en salakça hareketiydi. Yani gerçekten gerizekalıcaydı. Yani son bir ara düşündüm. Gerçekten kapıyı durdurmayı düşündüm, kapatmayı düşündüm. Dışarı kaçsa olabilecek felaketi düşünebiliyor musun? Belki ölecek, hiçbir fikri yok dışarısı hakkında. Nasıl böyle bir şey yapabilir? Aklım almıyor gerçekten. Bu kadar korkusuz olmak ve öyle bir günde. Değil. Hiç mantıklı değil. Belki sonrası için ona yardım bile edebilirdik. Belki bir yolunu bulurduk. Baksana bize bir fırsat verdiler. Belki de böyle çıkabilecek. Bir şey soracağım Catherine sana. Bir grup insan görece senden daha üstte gelip sana diyor ki bugün olay çıkarmanızı istemiyorum. Ve yemekhanenin ortasında bütün gücünü kullanıp bütün laboratuvarın duyabileceği şekilde bağırıyorsun. Yani bunun bir cezası olmayacağını nasıl düşünmeyebilirsin? Bak. İnsan böyle bir hatayı nasıl yapar ya? Evet, o canlanınki bir hatayı kendine gel alamadı. Ona ben de şaşırdım ama ben de çok şaşırdım oradaki olay Asaf. Yani kimse insanı eti yemeyi beklemiyordu. Ama belki senin için o kadar da şok edici bir şey değildi ama belki onun için önemliydi, bilmiyorum. Ya bunun ama cezası ölüm olabilir. Neyi değiştirdin? Hani ne yaptın? Bağırdın. Evet, okey. Hiçbir şey değişmedi. Yedik. Yiyenler yedi. Yemeyenler gitti. Hiçbir şey değişmedi ki. Değse bari. Yaptığı hareket bir şey de değmedi. Evet, haklısın. Şeyi de anlamıyorum. Yani saygı duyuyorum sonuçta. Birini öldürmek, yani birine ceza vermek zorundalar. Bunun sonucu ölüm de olabilir. Ben ikisini de öleceğini düşündüm ya. Değilim. Evet, ikisinin öleceğini düşünüyordum ama böyle bir düello tutuşmaları çok ilginç. Yani böyle bir hata yapıp devamında ölmeyeceğini düşünmek saçma olurdu. Çünkü evet. Bu cezalandırmaya tabi tutulmasa burada düzeni sağlayamazlar. Ya bak, herkes burada hayatta kalmaya çalışıyor. Daha dışarıda ne olduğunu bile bilmiyoruz. Dünyada neler gerçekleşiyor bilmiyoruz ve onların da bize ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Hepimiz bir düzen içinde çalışmaya çalışıyoruz. Ben buna alışık değilim. Ben bak, dünyadaki son disiplinli olabilecek insanım. Ama bunu yapmam gerektiğini anlıyorum. Daha nasıl engel olabilirdim bilmiyorum. Giovanni ile o kadar samimi değildik belki ama yani herkes ona yapmaması için seslendi. Asaf içinden şey diyor. Hani söylememeliydin bunun insan eti olduğunu. Hmm. Aramızda kalabilirdi yani bu diyor. Öyle düşünüyor içinden diyor, okay. Dışından söylemiyor. Okay. Okan sen ne yapıyorsun? Daha dikkatli davranmalıyız ya. Ben uzakta oturuyordum yanlış hatırlamıyorsam. Onlardan bir tek uzaksın ama artık zaten çok az insan kaldığı için masada şey var, iletişiminiz var yani. Yani asafları duyabileceğim şekilde mi Catherine ve Asaf'ın diyelim? Onların konuşma gürlüğüne bağlı. Yok, ben öyle bir ses yok. O zaman hayır. Normal. Yemeğim yiyip konuşmalarını izleyip bir yandan da eğer Oliana ve Giovanni benim görüş açımdaysa yemek esnasında, hı hı, sürekli onlara bakıyorum. Gerçekten yapacaklar mı şeyi var. Çünkü ilk defa bu kadar ciddiye bindi mevzu. Yani tanıdığımız insanlar. Yemek şöyle bu arada. Sizin önünüzde iki dilim ekmek, bir tam bardak su, her zamankinden biraz fazla da çorbanız var. Gospodinlerin önünde et de var. Askerlere vermemişler bugün. Bu öğün daha doğrusu. Oleana, Giovanni. Ben önüme bakıyorum. Böyle suratımı falan siliyorum. Ben yemeğimi yedim. İlacı şeyimiz var değil mi? Haplarımız var yani. Tabii haplarınız var. Onu da içtim. Asaf. Başa dönmüş. A yazıyor seninkinde. Okey abi. Benimki, kendiminkine bakıyorum. Seninkinde E, ya yani 5. harfin gelmiş.
Benim gözlerim duş koyar ya abi. Nasıl gülüyor bak. Gözlerin duş koyu buluyor. Bu kendi masasında yemek yiyor. Kalkıyorum masadan. Duş koya doğru hareketleniyorum. Yine kalktı gördün mü? Nereye gidiyor? Bilmiyorum. Hızlı adımlarla gidip kolundan tutuyorum. Ne oluyor? Okey. Mete kabul etmezsen bu arada strength check atmanız lazım ikinizin de. Hani tutturmuyorum dersen. Hayır anlamadım ne oluyor okay. diye döndüm arkama baktım zaten. Okay. Ne yapıyorsun? Bir şey yok. Duşkoyla konuşacağım. Abi dalga mı geçiyorsun? Geç yerine otur. Hepimizi mi öldürtmeye çalışıyorsun? Sizinle bir alakası yok bu durumun. Gidip Duşkoyla konuşacağım. Ve son bir kez Gospodin'le konuşmayı teklif edeceğim. Giovanni sana yapma dedim. Bu saçmalığı yapma dedim. Ne tartışıyorlar? Yani şu anda bak istersen. Tekrar söylüyorum. Bu saçmalığı da yapma. Ya emin olamadım sen. Saçmalık yok ortalıkta. Alt tarafı gidip son bir kez konuşmak istiyorum. Belki de yarın gece öleceğim. Zlatko nasıl bu kadar kalmamı bekleyebiliyorsun? Tabii ki sakin kalmanı beklemiyorum da belki sadece gospodinleri göstermelik bir şeydir. Belki erkenden gidecekler. Siz de okay, hiçbir şey yapmayacaksınız. Amacım taşkınlık çıkartmak, ortalığı kızıştırmak değil. Gidip son bir kez gospodinle konuşabiliyor muyum? Bunu öğreneceğim Duşko'dan. Bence yapma. Öner sadece. Sen bilirsin. Orada yaptığım hareket herhangi birinizi bir isyana teşvik etmek değildi. Tabii ki herkes burada bireysel. Yani ben kapının açıldığını gördüğüm anda oradan çıkmaya çalışmış olabilirim ama bu hiçbirinizi hadi gel benimle bunun birlikte yapalım diye teşvik ettiğim bir şey değildi. Gidip belki derdimi anlatırsam bu saçma sapan fight'tan vazgeçerler, bir şekilde anlayışlı olabilirler diye düşünüyorum. Evet, çok saçma. Kimse bize inanmıyor. Ama kimse bizimle konuşmadı. Ne oldu? Niye böyle bir hareket yaptık? Sormadılar bile Zlatko. Giovanni, burada nedeninin hiçbir şeyin önemi yok ki. Ben burada işte bak beraber kaç gündür buradayız. Bir kere zaten bize neden, nasıl, nasılsın böyle bir şey sordular mı? Oğlum bizler sadece sayıyız ya, sayı. Bunu anlaman lazım. Anlamamız lazım. Ama kafamı duvarlara vurmak istiyorum. O gün soru cevap kısmında sormam gereken birçok soruyu sormadım. Sırf dikkat çekmeyeceğim, insanların şüphe uyandırmayacağım diye sustum ve aklımdaki soruları sormadığım için çok pişmanım. Belki de o gün orada içimdeki soruları sorsam, ki bu adamların hiçbirine daha önce güvenmediğimi de söyledim. Ama yine de sorsam belki karşılığını alacaktım ve bugün bu yaşananların hiçbiri yaşanmayacaktı. Ama bir şekilde yarın öleceksem de ne için öleceğimi bilmem gerekiyor. Turay bir zar atar mısın bugün, bir yandan? Siz konuşun abi. Bugün belki ben öleceğim. Yarın saçma sapan bir şeyden dolayı belki seni öldürecekler Zlatko. Farkındayım Cihan. Jasmine'in günlerdir yok. Davranmaya çalışıyorum. Jasmine'i tekrar en azından bir konuşabilelim. Bir ne bileyim bir diyalog kurabileyim istiyorum. O yüzden uyumlu davranmaya çalışıyorum. Yoksa siktimin yerinde affedersin ben de hiç mutlu değilim yani. Kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum. Ama yani günlerdir yüzlerce insan toplandık. Birileri öldü denildi. Daha sonra insan eti yedirildi insanlara. Ama kimse sesini çıkartmıyor. Sadece Olean'la sırf bu duruma şiddetleniyor, bir şeyler söylüyor ve o da cezalanıyor. Çünkü yani, bir şeyleri sadece hayatta kalırsan değiştirebilirsin Giovanni. Okey, eğer biz bu insanlar için önemli insanlarsak, ki ben önemli olduğumu düşünmüyorum. Ama buradaki topluluk bu insanlar için önemliyse, buradaki insanların düşüncelerine saygı duyup onları dinlemek zorundalar. Birlikte hareket etmek zorundaysa eğer herkes. Düşünsene Zlatko, yani buradaki 5 tane özel güçlü insanın birleşip bu insanlara karşı bir isyan çıkarttığını düşünsene. Nasıl karşı koyacaklar? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Neden konuşmuyoruz bunları? Hiçbir şey konuşulmuyor. Geldiğimizden beri 2 tane teste girdik ki ben başarısız oldum. Testin ilerisinde ne olacaktı? En ufak bir fikrim yok. Başarılı olsaydım nereye gidecekti bu? En ufak bir fikrim yok bu konu hakkında. Ama kimse çıkıp sormuyor. Burada ne oluyor? Kim, niye buradayız? Okey. Bir güneş olması. Sonra bir anda gözlerimizi burada açtık. Dışarıda hayat yok. Okey.
Ben buna inanmak istemiyorum. En azından bunu konuşabileceğim bir muhatabım olsun istedim. Bize iş yerinde ne öğrettiler biliyor musun? Teknik serviste. Her doğru her yerde söylenmez. Bir şeyin zamanı gelir. Durumlar okay. oluşur. Hı hı. Söylediklerin doğru olabilir. Ama bunlar şu an söylenmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Sen yanlış zamanda yanlış şeyi söyledin. Zamanın önemi kaldı mı? Yani 10 yıl kadar uyuttular seni. Onlar öyle olduğunu söylüyor, ben değil. 10 yıl uyudun. Zamanın ben 10 yıl uyuduysam bu arada zaten... benim 10 katım daha güçlü. Bak en basitinden öyle düşün. Ben burada onların gücünü sorgulamıyorum. Zaten amacım onların gücünü sorgulamak da değildi. Benim inandığım bir gerçek var. Ben dışarıda bir hayat olduğuna hala inanıyorum. Bunu kanıtlayamam. Kapı açıldığında dışarıyla ilgili gördüğüm şeyleri çok az hatırlıyorum. Ama inanıyorum, dışarıda bir şey olduğuna inanıyorum ve sırf inandığım şeyler uğruna mı öleceğim? Eğer bunun için öleceksem, ki ölmeye hazırım. Yarına gerek yok. Gerekirse bu gece öleyim. Ama en azından belki de birebir son bir kez eğer öleceksem Gospodin'le konuşup bunun nedenini öğrenebilirim diye düşünüyorum. Ne soracaksın Gospodin'e? Yani bana verdiği cezanın mantığını soracağım ilk önce. Yani bana da değil sadece. Çok Oliana'yla... şey soruyorum. İçten ay, soruyorum. Bir soru hakkında olsaydı Gospodin'e soracak. Ne sorardın? Bilmiyorum. Giovanni benim başka manyaklık yapacak. Söylediklerinin anladım. Doğru olup olmadığını söyleyip tek bir cevabına inanmaya çalışacağım. Gel hadi gidelim. Bilmiyorum. Katıldınız diyerek. Eğer... Gel gidelim gel. Eğer... Okey ben gittim abi. Tamam. Eğer sen soramazsan ben soracağım. O zaman sence şu an gitmeli miyim? Senin yerinde olsam gitmem ama diyorsan ki ben çok sakinim, bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ben senin gitmemenin bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Şu anda uyumlu davranabileceğin son şansın. Bunu da uyumsuzluk yapabilirsin. Ne yapıyorsunuz burada abi? Nereye gidiyor? Şurasına bakıyorum olay ne diye. Nereye gidiyorsun sen? Gittiğini gördüm. Duşko'yla konuşmaya gidiyordum. Sadece sen Duşko'yla yapmaması gerektiğini düşündüm. Biliyorsun bu yarın gece bizim için özel bir fight hazırlandı. Duydum. Evet ben de oradaydım. Birimizden ortak alanda söylediler. Sen görmedin. Evet. O, bize geldi Duşko anlattı odada bir şeyler. Muhtemelen hepiniz biliyorsunuz zaten. Evet alana toplandığımızda duyurdular. Duyduk abi. Evet. Muhtemelen yarın öleceğiz. Ancak biraz önce Zlatko'ya da söyledim. Yarın veya bugün benim için önemli değil. Eğer öleceksem ne için öldüğümü, gerçekten ölüyorsam da buradaki insanların en azından bu tepedeki adamlara, hepimizin üstündeki adamlara ne kadar güvenebileceğini biliyor olmam gerekiyor. Gidip Duşko'ya diyeceğim ki Gospodin'le konuşmak istiyorum. Zlatko, benim anladığım bir şey var. Yarın ya da bugün ölmesi önemli değilmiş Giovanni'nin. O yüzden bugün ölmeye çalışıyor galiba. Sen evet. Ne yapmaya çalışıyorsun Giovanni? Dudak okumaya çalışıyorum. Sürekli. O konuda bayağı ısrarcı yani. Ben inatla bugün öleceğim diyor ama sanırım ikna olacak. Yani sevdiğimiz birisi Oliana. İstersen abi söyle. Sen öl. Oliana ile biz de devam edelim kaldığımız yerden. Yani ne yapmaya çalışıyorsun Catherine, Giovanni anlamıyorum. Giovanni'nin değil sana arkası dönük ama Asaf ve Zlatko'nun söylediği her şeyi dudaklarını okuyarak anlayabiliyorsun. Devam edeyim. Çalışıyorsun abi? Aynen. Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Yani ölmeye mi çalışıyorsun? Hani ölüm cezası aldın belki. En azından yarı ihtimal. Evet. Öleceksin ve hala diyorsun ki sormamız gereken sorular var. Tamam, okey, anlıyorum. Merak ettim abi, ne soracaksın ve cevabını aldığında nasıl güvenebileceksin? Ne değişecek soru cevaptaki durumdan? Sadece kalktım bu esnada. Evet. Hızlıca o sırada hapı atıp suyu içiyorum. Yemeğim bitmiş. Yanlarına mı gidiyorsun? Yanlarına gidiyorum. Tamamdır. Kesinlikle Zlatko'nun söylediklerini ve senin söylediklerini anlayabiliyorum. Belki de orada o hareketi hiç yapmamam gerekiyor. Bir şey mi oldu? Hoş geldin. Merhaba. Önemli bir şey, yani önemli bir durum galiba, anlamadım. Zaten iki gündür yaşadıklarımı biliyorsun. Sadece gidip Duşko'yla konuşup Gospodin'le bana bir 10 dakika görüşme ayarlayabilir misin diye soracaktım.
Bunu zaten çünkü... sormamış mıydın? Hayır, kendisine sormadım. Bunu zaten sormuştun ve hayır demişlerdi sanırım. Seni oyun odasına yaka paça götürürlerken bağırarak yok. Ha, okey. Bağırarak görüşmek. Ama şey, çok sinirliydin, şerefsizler falan filan da istemiştin o izni. Hani aynı şey değil. Evet. Yani evet, reddedildi ama sonuçta belki de yarın öleceğim. Zulfatko'ya da söyledim. Ha yarın ha bugün, çok önemli değil. Eğer öleceksem ne için öldüğümü bilmem gerekiyor. Sadece tek bir soru. Yani söylediğin her şey gerçekten doğru mu değil mi? Onun gözlerine bakarak, gözlerinin içine bakarak doğru mu söyledin? Bu insanları, bizi, hepimizi kandırdın mı? Yoksa gerçekten sana inanmalı mıydık? Sadece bu soruyu sormak istiyorum. Giovanni, sana peki, bir dakika, düşüncemi söyleyebilir miyim? Eğer bize yalan söylüyorlarsa, dışarıda bir hayat varsa ve sen o dövüşü kazanırsan seni yaşatmayacaklar. Bütün bunların ne önemi var? Ben bunu anlamadım. Ölmek üzeresin ya. Anlamıyor musun ne olduğunu? Bugün, biz biraz önce... Sizin anlamadığınız şey şu arkadaşlar. Ben bugün ölebilirim. Yarın ölebilirim. Senin veya senin asıl yarın ölmeyeceğin, 3 gün sonra, 5 gün sonra ölmeyeceğini nereden biliyorsun? Bugün ölmeyeceğimi biliyorum. Hepimiz... Evet. Kesinlikle katılıyorum. Sadece bir cam fanusun içerisinde. Çok özür diliyorum. Neydi senin özel gücün? Manyetik alanı mı kontrol edebiliyordun? Bir cam fanusun içinde özel gücünü kullanıyorsun. Saçmalıyor deyip sözünün yarısında kendi yemek alanıma doğru gidiyorum ben. 10 bölü 10 hareket. Ben ne yapmaya çalıştığını anladım Giovanni. Takdir ediyorum seni. Eğer onlara gerçekten cevap duyduğunda tamamen güveninle inanabileceğim bir soru sorabilirsen seni yürekten kutluyorum ama pek sanmıyorum. Ölmek istiyorsan buyur Duşko orada. Hatta masamızda kendini öldürebileceğin bir sürü eşya da var. İstersen birine kendini de boğdurabilirsin. Bu da bir tercih. Oliana ölmez. Günün sonunda açıkçası ne yapmaya çalıştığını anlamayan, daha olayların ciddiyetinin farkına varamamış birisi ölür. İnsanlık için artı bir puan. Sen bilirsin. Ben de gidiyorum abi. Hepinize mantıksız geliyor yani. Gittim bile çok. Burada ne olup olmadığını hepimiz anlamaya çalışıyoruz ama bunu halihazırda oluşmuş bir düzen ve hakikaten dünya için iyi bir şeyler yapmaya çalıştığını söyleyen insanlara karşı yapmaya çalışmıyoruz. Sana onu anlatmaya çalışıyordum ama her şey çok ani gelişti. Bir anda garip bir şey dönüştüm ve kapıya kafa attın. Bu mu yani senin kurtuluş ve her şeyi anlayan yolun? Tek çarem gerçekten... olduğunu düşündüm o an. Bak, normal şartlarda seninle karşılaşsaydım en çok sana hak verecek, arkasında olacak insan bendim ama gerçekten hiç mantıklı hamleler yapmıyorsun. Yani bütün fırsatını böyle bir şey için tepmek, bilmiyorum. Okey. Şöyle eğer sormak yapalım. İstiyorsan sor. Ben bunun kötü bir karar olduğunu düşünmüyorum ama bence bu kafadan çıkmalısın. Yoksa o savaşın kaybedeni belli. Dün denedim. Başarısız oldum. Kaçamadım. Bir ceza aldım. O sırada hepiniz bana yapmamam gerektiğini söylediniz ve hiçbirinizi dinlemedim. En azından belki ne kadar içim içimi değse bu sefer sizi dinleyip belki de sadece olacakları beklemek istiyorum. Bence mantıklı hamleler düşün. Yani her zaman güç kazanmaz. Bazen çok düşünüp üzerine çok kafa yorup gerçekten en iyi şekilde oradan çıkabiliriz. Haklı değil. Olabilirsiniz yani. Farkındasın. Konuşuyorum arkamda. Ha, sen de mi gittin? Okay. Yaptır adını be boşluğa. Yapsana. Yap, iç sesini yap. 100 kiloluk bir zenci. Aman kendine asmış 100 kiloluk bir zenci. Üstelik gece inmiş, ses gelmiyor kümesten. Ben olsam hani. Devam devam. Bitiririm. Bitir. Ben olsam utanırım. Bu ne biçim öğrenci? Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten. İyi nişan alırdı kendini asan zenci. Bira evet. İçmez ağlardı babası değirmenci. Sizden iyi olmasın boşanmada birinci. Çok canım sıkılıyor. Uyuralım işte. Deyip Giovanni'yi vuruyorlar. Tamam.
Kuşmuş ya. Sinek kuş. Bu tirada Drago yapıp vursaydım Mete'yi ya keşke. Ulan keşke vursaydın be. Tamam, böyle ya. Kendi kendine söylenip duruyor. Haluk Bilginer halt kafayı etmiş yemiş diyenler var. Bir arada sen rap yaparken şey yaptın. Mete insana dönüş. Müthişti. Şey diyebilir, deneyeyim ben bunu. Ya ben bir meta bir şey sorabilir miyim hazır hafif tabii, boş. Tabii bayılırım metaya. Abi mesela Giovanni böceğe dönüşse ya da sineğe. Sinek kuşuydu ya bu. Düz sinek olsaydı. Düz sinek. Biz de sinek ilacı sıksaydık ölür müydü hocam? Evet. Ama bir şey soracağım Soykan. Okey, bu boşluktan ben de yararlanayım. Yani mesela balığa dönüşse de ölür. Tamam. Böcek olabiliyor muyum ki? Hayvan mı sadece? Böcek de böcek oluyor. Böcek hayvan değil mi oğlum? Sen temel eğitimini anladın. Okey yani. Domatese dönüşebiliyor mu mesela? Abi şöyle, domates meyvedir. Herkes sebze zanneder. Domates meyvedir. Bu da wisdom tamam, mıdır okay hocam? Bu da wisdom'dur. Yürcüğüm sisi olabiliyor mu abi? Oğlum bu Mete yaşamayı hak etmiyor bu. Böcek hayvan mı falan dendi az önce. Bunu öldürelim. Evet abi ya ben... Sus, seni denemek için yaptım. Hayır, onlara da dönüşebiliyor. Onlara da dönüşebiliyor muyum diye sormak için. Evet, yani. Her türlü haşerat, okay, işte hayvan. Ya yani mesela şeye girmeyelim ama yani. Dinozor da hayvan, dinozor da hayvan falan. Şimdi işte onları artık anlamak için hani, soruyorum ben. Tabii buradaki mevzu... Ya dinozora kadar... dönüşmem için 99 atmam lazım. Ya, ha, ne kadar güçlüsün ile okay, iki farklı parametre var benim kafamda. Yani sistemle oynamıyoruz biliyorsun. Bir, ne hı-hı kadar güçlüsün, bu gücünle alakalı ne kadar büyük bir hayvana dönüşebilirsin. İki, hı-hı, küçük ya da büyük dönüştüğün hayvanın özelliklerini ne kadar kullanabilirsin. Tamam, okey. İki parametre anladım var yani. Anladım, okey. Domuza dönüşse yesek haram mı? Evet, Müslümansanız evet. Yani dönüştüğü hayvanın bütün özelliklerini alıyor. Haramlığını da. Karıncaya çok... dönüşüp köşede dursa böyle bir. Neye dönüşecekmiş? Karıncaya. Karıncaya dönüşecekmiş. Kadar. Ekmek olsun. Terliksiye falan bizim dönüşsün bari. Bizim kırıntıları alsa yine... Kamçılı hayvan olmuş. Kamçılı hayvan olsun. Amip olsun abi, köşede dursun. Kimse görmez ki. Çıkar laboratuvardan, geri metal olur yani. Adamın amacı özgürlük. Niye böyle yapıyorsunuz? Amip olsan mı? Zaten bölünürsün de. Yapşak. Tam amip tipi var bu Giovanni'de zaten abi. Müthiş olur sana. Sinek ol düşmanlarını vız vız kanser et diye. Tamam ya. Buraları çok sıkıyor beni ya. Abi ben bilmiyorum. Çok şey de değişmez. RP'de bence birebir aynı yani. Bak şu güzel bir soru. Kardeşim ben o. Şu güzel bir soru. Şöyle oynayayım. Geliyorum, gidiyorum. Ya güzel RP. Bundan sonra böyle oynuyorum. Baran demiş ki, peki cidden karınca olsa, kırıntıyla doysa, geri insan olunca tokluğu devam eder mi demiş. Hayır. Hmm. Dikkat etmeye gereken bir şey. Bu Ramazan yani... programlarındaki soru cevabı benziyor. Şöyle mesela, aslan oldun abi, iki tane geyik yedin, insana geri döndüğünde çatlama ihtimalin var yani, ona dikkat et. Mesela deniz atı olsa Mete, sonra bir birliktelik yaşasa, cinsel birliktelik başka bir deniz atıyla. Hamile olarak insan olduğuna geri hamile olur mu? Düşer. Düşer mi? Hayvan, o hayvan olarak devam ettiğinde o özellikleri devam ediyor. Ameliliği düşer. Ameliliği düşer. Orucu mu? Orucu bilemeyiz bozulur. Bilemeyiz hocam. Merak bilim her bozulur şeye mu gibi. Abdesti mi düşer? O da bozulur. Abdest de bozulur. Düşen bir şey yok. Ders düşer. Ders düştü. Ya tamam, ben aldım cevabımı hadi. Okey. Çünkü hocam bir deniz atı bir deniz atı. Tamam, demiş ki. Bir şey yaşayıp o sırada der. İnsan dönüşüp tekrar deniz atı olursa günah olur mu? Olmaz demiş. Kapatmış kapıyı. Bırak bizi oynat 2 dakika ya. Bu bir şey diyeceğim. Ne diyor abi bu adam? Bana bilen bir gitti orada kulis yapacak ya aşağı bak. Oyna lan, niye çağırıyorsun ben sizi buraya her pazar? Bana ne? Bir çabuk oyna. Verdi müziği de ciddileşti bir de. Ben Oliana'nın yanına gittim bu arada dönüşüm. Abi hadi, bu ölmeye mi çalışıyor Zlatko? Ne yapmaya çalışıyor bu çocuk? Ben anlamıyorum abi ya. Kafayı yemiş bırak ya. Oliana? Biz de ondan bilecekler en sonunda. Abi adam bir şey soracağım. Sordun. Ya soru cevapta sordun. Soramadın diyelim. Sorduk. Ne yapabiliyorsun, ne yapamıyorsun? Diyecekler ki evet ya, biz size yalan söylüyoruz. Sizi öldüreceğiz aslında, değil mi? Öyle derler ki. Aynen abi. Beklentisi bu. İnanılmaz abi. Oliana için çok üzgünüm ya. Oliana'nın yanına gitsek mi abi? Abi gidelim. Hadi lan. Ben o sırada Oliana'nın konuşmamı bitirdim. Onu tuvalete götürüyordum. O saçını tutuyor şu an. Çorbayı fazla kaçırdım. Oliana yok. Oliana burada değil miydi abi az önce?
Ne yapmadı be? Saçma sapan panik yapıyorum. Bir mutsuz olamadım ama bakın. Orada orada. Bir durun şurada bir ne yapacak kız. Bir saattir böyle duruyordum. Haa. Okey. Evet evet. Tamam, ben siz... o yüzden Oliana iyi misin dedim. Tamam. Buraya peşi olmasın diye de. Siz Asaf ve Zlatko Oliana'nın yanına gidiyorsunuz. Oliana da sahne. Oliana iyi misin? Yani benimki de soru tabii. Müthiş olacak değilsin. Böyle Asaf'a bakıyorum. Bir Catherine'e bakıyorum. Zlatko'ya bakıyorum. Böyle gözlerim doldu full. Sonra gidip Zlatko'ya sarılıyorum. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Tamam. Sana çok kötü davrandım. Aynen. Bu arada duygusal yakınlıklar sezdim abi. Ben ortamdan uzaklaşıyorum yani. Okey. Sen hayvan oğlu hayvan karakterinde. Evet. Bensin o hayvana dönüşen. Konum yerim. Çok özür dilerim. Tamam. Oliana. Yani bir çözümü var mı bilmiyorum. En son Giovanni konuşacağım falan diyordu. Belki saçmalar. Aman ne diyorum. Bak üzme kendini, tamam mı? Her şey bitmedi. Yani böyle bir tercih yapıyor gibi olmak istemiyorum ama anlıyorum seni. Orada yanlış yaptığını düşünüyorum. Bunun tercihi yok. Biz yeteneklerimizi nasıl kullanacağımızı bile bilmiyoruz daha. Öyle söyleme. Biliyorsun. Bilmiyorum. Giovanni hayvana dönüşüyor. Ben bunu ne yapabilirim? Hiçbir fikrim yok. Öleceğim. Ben de çok kötü öleceğim. Herkesin son şansımdı. Belki bu sizin son görüşüm olur. Bilmiyorum. Eşleşme şey gelir mi bilmiyorum. Eşleşmede belki kazanmışımdır. Bir yere giderim. Belki dışarı çıkarım. Bilmiyorum. Belki ekstra bir görev verirler. Eşleşme ne oldu? Hangi? İsimlerimizi kim? Vermiştik. Hmm. Kimse şey eşleşmemiş. Olmamış. Eşleşmemiş. Tamam, yapacak. Eşleşmemizi bekliyorlarmış, öyle anladım. Tamam. Ama bir yandan sonuçlardan memnunuz dediler, anlamadım. Memnunlar. Ya hepsi deli Catherine, farkında değil misin ya? Giovanni oraya gitti, bir şeyler sadece yapacaktı. Ne yapmaya çalışıyor? Yardım ettim, yemek yesin diye iplerini çözdürdüm. Ve bir de bana bağırdı, biliyor musun? Ya o zaten intihar etmeye hastası çalışıyor. Evet. Ve ben bu adamla kapışacağım ve bu adam belki beni öldürecek bu akşam. Ya da yarın akşam. Onu bile bilmiyoruz doğru. Sen bugün yemekte şu çatal bıçaklardan birini al. Bir de bilmiyorum yani nasıl olacak ama Ozan saldırmadan saldırma Oliana. Bana saldırmadan saldırma. Neden öyle bir şey yapsın? Ben hala içimde ne bileyim ufacık bir şey var. Yani iki kişiyi birbirini öldürteceklerini düşünmüyorum ya. Ya bu kadar hayvan olamaz. Ciddilerdi. Zlatko çok ciddilerdi. Hiç sanmıyorum. Şakalar olacağını hiç düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum nasıl ama. Nasıl aynı kefeye koyabilirler? O adam kapıdan çıkmaya çalıştı. Nasıl aynı kefede olabilirim? Bu sizin aklınız alıyor mu? Bence gün yanlıştı. Başka bir gün böyle olmayacaktı ya. Tamam, yapacak bir şey yok. Ben biraz düşüneceğim. Bir şekilde bu işin içinden çıkmaya çalışacağım ama kurallarına uymak zorundayım. Bak benden ne istiyorsan tamam mı? Bana söyleyebilirsin. Tamam, teşekkür ederim. Yemeği bitirdik, kapları. Afiyet olsun. Kapını içmeyen var mı? Yok. Bu soruyu her gün soracağım, kusuruma bakmayın. Rengimiz ne oldu bu arada? Kağıtlarınız odada mı, yanınızda mı? Ben cebimden çıkardım. Zaten renginizi geçen bölüm yemekhaneden çıkıp sorguya gitmeden önce sormuştunuz. Aslında onun üzerinden 3 saat 4 saat geçti. Çok bir hareket yok. Ha öyle mi oldu? Aynen, geçen ne dediysem o yani. Ama şunu özellikle belirtebilirim. Mesela Oliana ve Giovanni ölmeye en yakın insanlar aranızda.
öyle bir aman simsiyah oldu buralar falan diye bir şey yok. Giovanni'ninki her zamanki siyahlığında zaten. Bu otoriteler farklı. Çok siyahtı zaten. Aa, zaten seninki çok siyahtı ama Oliana'da diyeyim yani ekstra bir siyahlık yok. Ekstra siyah. Pervolle yıkanmamış yani senin. Okey. Siyahlarınız. Yerime geçsin. Okey. Yemekhanede ekstra bir hareket yapan yoksa Zlatko tepsisini kaldırdıktan sonra gospodinlerin dağılmasını bekleyecek ve bir boşlukta gospodini yakalamayı ben bu arada deneyecek galiba. Yani ne olursa olsun duş koyu aldım. Tamamdır. Sen bıçak aldın. Duş koyu yakaladın abi. Zaten o köşede masadaydı. Yemekhanede dahi yakalayabilirsin onu. Nerede konuşmak istersen. Yok yani Duşko sözü vermişti. Ona sürekli bakıyorum. Odasını mı şey yapıyorsun? Hani odasına gidince gireyim gibi. Yoksa... En son yemek ziyafete girerken bir göz göze gelmiştik. Evet. Evet. Bu olay yaşanmadan önce. Doğru. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Yani sürekli onun bana baktığı ve beni çağıracağı bir an bekliyorum ben. Ha okey, ondan bekliyorsun. Tabii evet. Ekstra bir hamle yaptım. Abi giderken tekrar göz göze geldiniz ama öyle bir hani gel kafa işareti falan şeklinde değil. Tekrar odasına gitti. Muhtemelen tamam. Senden bekliyor yani. Tamam, ben şu anda şey yapmıyorum. Gitmiyorsun. Yok. Tamamdır. Kontrollerimi gerçekleştiriyorum. Sonra. Tamam. Çıktınız dışarı tekrar. Aradan 15-20 dakika geçiyor. Siz çıktıktan sonra gospodinler hala içeride takılıyor. Yemekhaneden çıktıklarında bizim gospodin kendi odasına gidiyor. Stockholm, Moskova ve İstanbul gospodinleri yine onlara ayrılmış. Özel odalara gidiyorlar. Gün artık onlar için bitti. Sizin için de yavaş yavaş bitti. Hücrenize mi gittiniz, etrafta mı takılıyorsunuz diye soracağım daha sonra size. İki sahne oynayacağız üst üste. İlki Duşko çıkıyor kapıdan. Genel alanda Zlatko'yu görüyor. Aradan bir 15-20 dakika geçtikten sonra ama. Yanına geliyor. Hala konuşmak istiyor musun? Gospodine. Evet. Evet, evet. Tamam. İki dakika bekle. Geri geleceğim. Duşko. Evet. Neyse tamam. Özür dilerim. Tamam. Gidiyor. Hakikaten de böyle iki dakika bile değil. 30-40 saniye sonra geri geliyor. Seni bekliyor. Geç. Benim içeride olmamı ister misin? İçeride mi bekliyor? Yok. Hayır, hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Böyle normal alışkanlıklarımla kapıyı çalıp falan duruyorum ben. Okey. Seni içeriye buyur ediyor abi. Böyle şeyi var. Odası beklediğin kadar ihtişamlı değil. Muhtemelen hayat şartlarından ötürü yani. Hani yine yemek sandalyesi gibi bir şeyde oturuyor. Etrafta böyle biblolar, resimler, kurtarılabilmiş artık ne varsa var. Tablet gibi şeyler var böyle. Muhtemelen şeylerle iletişime geçtiği diğer gospodinlerle. Fakat salaş diyebileceğim bir oda. Hoş geldin Zlatko. Bu arada şeyi anlamak için söylüyorum. Gerçekten özellikle bu dövüş olayından etkilenmek için ciddi korkuyorum. Tabii. Yani herhangi bir saygısızlık yapma falan adamın karşısında da çok korkuyorum. Hırvatçan var mı Zlatko? Var. Rahat edersen Hırvatça da konuşabiliriz. Olur. Salak benim de yok. Türkçe konuşacağız. O yüzden bir baktım gözüne baktım. Hani istenmeyen kulaklardan ayrısınız diyeyim. Söyledikleriniz şu an Hırvatça. Ben birkaç şey konuşmak istiyordum eğer müsaitseniz, yani zamanınız alınacaksan. Buyur, gün bitti sayılır. Ya aslında kafamda bambaşka şeyler vardı ama bu yarınki olay, dövüş. Ya biliyorum hani buranın için herhalde bilmiyorum çok saygısızca herhalde ikisini de yaptı da gerçekten ölümüne bir dövüş mü olacak? Şimdi açıkçası ben ikisini de öldürecektim. Fakat sorgulamalardan sonra diğer gospodinler
bu konudan rahatsızlıklarını dile getirdiler. Fakat ikisinin ölmesinden de rahatsızlardı, kimsenin ölmemesinden de rahatsızlardı. Dolayısıyla ben de hem bir insan aramızda tutmaya devam etmek için hem de daha güçlü olanı aramızda tutmaya devam etmek için böyle bir karar verdim. Çünkü bana kalırsa ikisinin yaptığı da farklı şeyler olsa da cezası aynı şeylerdir. Anladım. Ben şey sorayım. Neden bu kadar önemsiyorsunuz Zlatko? Şu yüzden hani dünyayı kurtarmamız gerekiyor. Hani biri testlerde çok başarılıydı. En başarılımızdı Oliana. Bizim de ufak böyle bir hani arkadaş grubu gibi benim en azından burada muhabbetim olan birkaç kişiden biriydi. Yani tanıyordum. Giovanni ile de yeni böyle tanışmış gibi olmuştuk ama gücünü de iyi kullandı. Hem yararlı olabilir diye düşünüyorum ama daha çok da biraz insani. Zaten yararlı olmayacak adamları ayıkladık. Kalan insanların hepsi davamızda bize güçlü şekilde yardımcı olabilecek insanlar. Fakat bu kadar uyarıya rağmen gospodinlerin yanında böyle düşünmeden hareket eden insanların ekibimizde olması yarın bir savaş durumunda da bize zarar verecektir. Ben kimseyi öldürmekten keyif almıyorum. Bunu soru cevap yaptığımız yerde de söyledim. Doğru. Ben de buradan çıkmak istiyorum. Ama buradaki ağır duruma rağmen, buradaki oluşturmaya çalıştığımız, yaratmaya çalıştığımız disipline rağmen böyle çocukça hareketler gördüğüm zaman gospodinler olmasa o gece ikisini de öldürmüştüm. Anladım. Peki gospodin, bir gün hatırlıyorsunuz Jasmine gibi geldiniz bana. Kimseye güvenme dediniz. Doğru. Ben sadece şunu merak ediyorum. Kimseyeden kastınız sizin dışınızda kimseye mi? Evet. Yani... Hatta diğer gospodinlere. Hatta Duşko'ya. Bak Zlatko, seninle açık konuşacağım. Benim burada yapmaya çalıştığım şey, buradaki diğer insanların düşündüğü çoğu şeyden daha büyük. Fakat tabii ki bunların başında buradan kurtulmamız ve hayatta kalmamız geliyor. Bana hiç şüphe duymadan güvenen 10 insan bulabilirsem 1000 kişilik bir ordudan daha çok işime yarayacağına eminim. O yüzden senin yanına başka kılıkla gelip sana böyle bir istekte bulundum. Ne düşünüyorsun bilmem. Ama bana güvendiğinde ben bunu anlarım. Yalnızca sana güveniyorum demen yetmez. Şu anda bana güvenmiyorsun. Aklında soru işaretleri var. Jasmine'i düşünüyorsun. Arkadaşlarını düşünüyorsun. Bu kadar rahat insan öldüren birine nasıl güvenebilirim diye düşünüyorsun. Ama bir gün anlayacaksın. Gospodin, aslında kafamda büyükçe bir soru işareti daha var. Daha doğrusu iki. Birbiriyle bağlantılı. Bu benim parşömenim. İkinci bir horusun gözü çıktı arkada. İkinci mi? Hı hı. Bakayım. Duşku'ya da söyledim. Sizinle görüşmek istediğimi söylediğim zaman. Onun da çok ilgisini çekti. Bayağı daha önce hiç görmemiştim. Dedim. Bu bende kalabilir mi? Parşömenlerin ne işe yaradığını bilmiyorum. Siz koyuyormuşsunuz. Ben, yani sizde olması bir sorun mu? Hayır, aslında nezaketen sordum bende kalabilir mi diye. Deyip elini uzatıyor. Alıyor senden parşömeni. Tabii verdim zaten gösterirken ben. Okay. Bu bir sorun değil, yarın geri vereceğim. Diğer gospodinlere göstermek istiyorum. Tamam. Benden
bir isteğiniz varsa. Var. 5-10 dakika içinde değerlendirme toplantısını yaptığımız odaya gelebilir misin? Diğer arkadaşlarım da Duşko toplayacak. Tamam. Oliana, Giovanni, siz tekrar yaka paça hücrelerinize götürülüyorsunuz yemekten sonra. Hücreye mi, oyun odasına mı? Hücre dediğim aynı oyun odası. İkinizin de olduğu yer. Hadi yine iyisin. Hücre değil, oyun odası. Lego da var mı? Var, Lego da var. Şişler var, bir de Lego var. Ondan sonra... bağlıyorlar sandalyenize. Bu arada dünkü kadar sıkı bağlamıyorlar. Son gününüz olduğunun bir tık farkı, sabahki kadar daha doğrusu. Hani son saatleriniz olduğunun biraz farkında olacak biçimde herkes ekseriyetle size karşı nazik davranıyor. Odanın içinde nöbetçiler var. Tahmin ediyorsunuz bunların gece boyunca nöbet değiştireceğini başka gardlarla. Duşko sizin bağlanma işleminize yardımcı oluyor. Ağzınızı da bantlıyor herhangi bir iletişim kurmayın diye. Dediğim gibi çok sıkı olmamak kaydıyla bağlısınız odanın içinde. Başka bir rahatsızlığınız yok. Öyle bir dövülme, işkence gibi bir durumunuz yok. Ondan sonra diğer insanların hücrelerine ya da genel alandaysanız tek tek yanlarınıza geliyor Asaf ve Catherine. 10 dakika sonra sizi görüşme odasına davet ediyor Duşko. Sebebini açıklamıyor. Uygunsa gitmek istemeyen var mı? Herhangi başka bir şey yapan. Yok farz ediyorum. Okey. Ben Tudo geliyorum. Tamam. Odanın içine giriyorsunuz. Dördü yine aynı şekilde dizilmiş. Elimde kağıtlar yok bu sefer. Daha böyle bir acil durum toplantısı diyebileceğim bir şey. Fakat yine hepinizi üzen ve dikkatinizi çeken şey şu. Bu 10 dakika içinde Drago Zlatko ile konuşup o odaya gittikten sonra siz odaya girmeden birkaç dakika önce Jasmine çıkıyor odadan tekrar. Ve Jasmine her gördüğünüzde daha kötü bir halde. Yani nasıl bunu güzel tasvir edebilirim? Şimdi zaten her gördüğünüzde gözleri mosmor, tamam mı? Ve şiş. Belli ki bu kız sürekli ağlıyor. Onun dışında inanmak istemeseniz de belli belirsiz. Vücudunda kızarıklıklar var. Suratında izler, kızarıklıklar, bir şeyler bunu var. Bunu zannetmiyoruz onu. Evet, hastalık belli. Gibi mi yoksa? Yara gibi mi? Abi yara da değil. Darp gibi. Hafif. Zerre kadar ışık yok gözlerinde. Çok mutsuz. Hiçbirinizle göz göze gelmiyor. Ve eskisi kadar çocuk değil yani. Bakışlarından, yürüyüşünden falan anlıyorsunuz. Bir olgun olgun davranıyor. Anlatabildim mi? Okay. Sesleniyorum yine geçerken. Jasmine? Catherine abla? İyiliyorum. İyi misin? Ellerimi tuttum. Çok. Diyor gidiyor. Geçen günkü gibi. Arkasını döndü gitti. Tuttum, gitmemesini sağlıyorum. Tamam. Küçük çocuk olduğu için strength check attırmıyorum. Tamam. Ne oldu? Bana söylemek ister misin? Bir şey oldu mu? Böyle kolumdaki yaralara bakıyorum yakından. Bakıyor gözlerine böyle. Bir damla yaş akıyor. Hayır, iyiyim gayet. Teşekkür ederim. Bak, bana söylemiyorsun, tamam mı? Biliyorum. Sağ ol. Hayır, olmadı. Bir şey mi yaptılar sana? Hayır, konuştuk sadece. Ne konuştunuz? Bak, burada yara izleri var. Nasıl oldu bunlar? Egzersizde çarptım da. Hangi egzersizde? Bir antrenman yapıyoruz ya, orada çarptım. Ben ne bakıyorum? Bu gözüne bakıyorum. Bak, bana söyleyebilirsin, tamam mı? Bana güvenebilirsin. Tamam, teşekkür ederim. Çok iyiyim.
İyi değilsin Cesmin, anlıyorum ben seni. Nereden mi korkuyorsun? Böyle ağzını sıkıyor. Daha fazla ağlamamak için. Dudaklarını falan büzüştürüyor böyle. Onun ya öyle bir gücüm yok ama o anda onu anlamaya çalışıyorum ne söylediğini. Ne düşündüğünü. Yaralara bak. Zar atıp gücünü kullanabilirsin. Şey... Beynine girmeye çalışmayacağım ama. Okey, o zaman atma. Yani şey yani hani. İnsan olarak anlamaya çalışıyorsun. Ya evet, insan olarak anlamaya çalışıyorum. O zaman insight üzerine at. Insight atayım. Kıyamam. Artın var mı? Hemen bakıyorum. Yok. Ya zaten herkesin anlayabileceği şeyleri anlıyorsun. Kız tabii ki yalan söylüyor. Her şey çok güzel falan değil. Ağlıyor çünkü. Yara bere var vücudunda. Ekstra bir şey değil yani. Böyle biraz daha yaklaşıyorum kollarını. Böyle sırtını seviyorum. Bak, sen yanlış bir şeyler yapıyorlarsa bana söyle, tamam mı? Yalan söyleme lütfen. Zlatko'ya dönüyor. Sen yalan söyleme dedikten sonra. Tamam. Uzun süre mi bakıyor. Ne oldu Zlatko abine? Geri dönüyor. Hayır, ben yalan söylemiyorum gerçekten. Çok teşekkür ederim ama. Jasmine, yalan söylüyorsun, ben anlarım ama. Söylemiyorum Ketrin abla. Bak, ben anlarım, yapma. Yok yok, gerçekten her şey... Gayet iyi. Derken kapı açılıyor. Tamam. Buyurun. Kim o? Kim açtı? Levent. İçeri davet ediyor sizi. Tamam, kalkmadım. Jasmine gitmek üzereyim. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Deyip gidiyor. Gidiyor mu? Aga. Of be. Girdiniz içeri. Çok kötü oldum. Bu sefer daha böyle bir acil durum toplantısı. Zaten 10 dakika önceden haber verildi biliyorsunuz. Defterler, kitaplar, bir şeyler yok artık. Bayağı şeye çağırmışlar. Sohbete çağırmışlar. Bütün gospodinler mi? Dördü de içeride. Drago söze giriyor. Misafirlerimizin size söyleyecekleri var. Bu sefer bu arada o korku değil, gayet sinirle bakıyorum hepsinin yüzüne. Tamam. Asaf, sen nasıl hissediyorsun? Ben o konuşmaları duydum değil mi? Jasmine'le tabii tabii, üçünüz kapının önündeydiniz. Abi çok sinirliyim. Şeyi düşünüyorum bu arada. Jasmine'in özel gücünü tetiklemek için Jasmine'e şiddet uyguladılar. Ekstra bir işkence yapmıyorlar yani bence. Okay. Jasmine'e şiddet uyguluyorlar ama gücü tetiklensin diye yapıyorlar bunu. Kullanmaya çalışıyorlar bir amaç için. Jasmine'i özele çekmelerinin sebebi o. Bu kızın bu halde olması tabii yıprattı yani. Mutsuzum. Öyle gizemini koruyor benim için. Tamam. Herhangi bir duygusal tepki vermiyorsun sen yine. Daha sinirli gözükmek, daha bir şey, öyle bir şey yok. Değilim de zaten. Sinirli değilim. Tamam. Ben çok sinirliyim ama hiç belli etmiyorum. Hiç problem yokmuş gibi davranıyorum. Okey. Levent giriyor konuşmaya. Açık olacağım. Size ihtiyacımız var. Ve maalesef bu bir rica değil. Jasmine'e ihtiyacımız var. Yorulmuş Levent. Jasmine'e ihtiyacımız var. Jasmine'in bizimle işbirliği yapmasına ihtiyacımız var. Yapmıyor. O işbirliği yapmayınca biz hedefimize ulaşamıyoruz. Buradan kurtulamıyoruz. Ve sizinle ilişkisinin iyi olduğunu biliyorum. Nicole Stockholm Gospodin'i eliyle böyle koluna dokunuyor Levent'in. Başka bir deyişle sizinle işbirliği yapmaya ihtiyacımız var. Eğer Jasmine'le ilişkinizi kullanıp güçlerini
ortak hepimizin amaçları doğrultusunda kullanması gerektiğini ikna edebilirseniz. Stockholm, Moskova, İstanbul, Zagreb, bütün laboratuvarlardaki herkes için çok iyi olacak. Levent biraz sinirlidir. Ben hangi gospodin diyor? Nicole. İsveç. Levent biraz sinirlidir. Dolayısıyla ben daha uzun vakit kullanarak daha iyi şekilde kendimi ifade etmeyi severim. Drago'dan da duyduğumuz kadarıyla ilk günlerde özellikle Zlatko Jasmine'e çok yakınmış. Hepinizi de seviyormuş. Daha sonra yine Duşko ve Dragon'un raporlarından okuduğumuz kadarıyla görevde kendisine ihanet ettiğinizi düşünüyor Jasmine. Yapılan sorgulamada kendisini hayal kırıklığına uğrattığınızı söyledi. Ve size bu kadar güvenmişken yalan söylemeye yeltenmişsiniz anladığım kadarıyla. Gücünü kullanmak zorunda kalmış. Jasmine gücünü kullanmayı hiç sevmiyor. Ondan sonra Catherine beyninin içine girmeyi denemiş. İyi ya da kötü niyetle. Ne, yalan söyleyen ben miyim? Evet. Öyle bir şey olmadı. Zlatko, anlayalım. Ondan sonra Catherine beyninin içine girmeyi denemiş. İyi ya da kötü niyetli bilemem. Fakat Jasmine bundan çok rahatsız olmuş ve sizden uzaklaşmış. Jasmine annesi konusunda çok hassas. Belki de ona daha açık şekilde bazı şeyleri anlatmalıydınız ya da bir yardım almalıydınız. Kendi başınıza bu genç kızın dünyadaki herkesin ölüp sadece annesinin hayatta kaldığını düşünmesi onu çok yıpratıyor. Nasıl yaparsınız bilmiyorum ama bu durumu çözmenize Jasmine'in tekrar Equinox organizasyonuna güvenmesine ihtiyacımız var. Boris çok girmedi lafa. Buyur Asaf. Elimi kaldırdım ben. Levent gospodin değil mi konuşan? Son konuşan Nicole'du ama sana söz veren Levent. Ha süper. Ben Nicole'e yönelik söylüyorum. Gospodin, ne demek istediğinizi anladım. Raporda bahsettiğiniz durum. Peki bizden ayrı tutarak neyi hedefliyorsunuz? Orasını tam olarak anlayamadım. Biraz açıklayıcı olabilir misiniz? Tabii. Biz ikna edebileceğimizi düşündük. Kendisinin hem yaşça küçük olması hem daha hayatta tecrübesiz olmasından ötürü. Fakat çok kararlı bu konuda. İnsanlara karşı sanki çok uzun yıllardır süren bir nefreti var. Daha doğrusu güvensizliği de diyebilirim. Ve bu kıza burada psikolojik olarak etki etmiş tek ekip sizsiniz. Bir de Oliana. Kendisi yok şu anda burada maalesef. Ve ondan böyle bir şey isteyemeyeceğimize göre Jasmine, size sorduğumuz soruyu ona sorduğunuzda ne cevap verdi biliyor musunuz? Buradan bir kişiyle çıkmak isteseydin ama sadece onun cevabı seninle aynı olsa, çıkabildiği olsaydın, kimi söylerdin dedik. Ne dedi sizce? Hiç kimse. Annem dedi. Annesinin de bir yerde olduğunu, hala hayatta olduğunu ve beraber çıkabileceğini düşünüyor. Kızı yalanlara inandırdınız, hiçbirinizi söylemedi. Belki onunla beraber çıkabilenler olacaktı aranızda. Şimdi yaptığınız şeyi düzeltmenizi rica ediyoruz sizden. Ki bu organizasyondaki en büyük güçlerden biri olan Jasmine'i bu kuyudan kurtulmak için, eski hayatlarımıza dönmek için kullanabilelim. Kullanmak kelimemi lütfen yanlış anlamayın. Fakat bunun için daha iyi bir kelime yok. Çıkarlarımızı düşünmek zorundayız. Ben Jasmine'e yalan falan söylemedim. Sürekli iki cümlesinden biri Zlatko abim beni anneme götürecek. Nasıl olacak Zlatko abisi?
annene götürmeye çalışacağım dedim. Tam ne dedin kelimesi kelimesine bilmiyorum. Ben sana kızın aklında kalanları söylüyorum. Kız buradan senin onu kurtaracağını ve annesine götüreceğini söylüyor. Sonra en güvendiği senin bile zorda kaldığı zaman gücüne başvurmak için onu ikna etmeye çalıştığını, doğru yanlış, esefle anlatıyor. Öyle bir şey yapmadım. Sizi sevmiyor değil, size güvenmiyor. Hala düzeltmek için vaktiniz var. Sen oğlum, bu sabah demedin mi bu kızı her şeyden çok seviyorum? Kızım gibi seviyorum demedin mi? Dedim. Nerede bu kız kaç gündür? Aradın mı hiç? Etrafta bakınıyorsun. Burada mı Jasmine? Yok, tamam. O zaman yemek yiyeyim. Hayatta kalmam gerekiyor. Hayatta kalmak için kızı ikna et. O kadar söylüyorum. Asaf. Sayın Ghostbed'im bir şey sormak istiyorum. Az önce ben mi yanlış anladım yoksa Jasmine annem cevabını vermiş sorduğunuzda? Evet. Ama bizim de annem cevabı verseydik buradan çıkabileceğimizi mi düşünüyordunuz? Böyle bunu mu söylediniz? Ben mi yanlış anladım? Biz ona seçenek sunmadık. Her ismi söylemekte hakkı vardı. Elimi kaldırın. 15 kişiyle konuştuk. İlginçtir. 12'si Jasmine'le beraber buradan çıkmak istedi. O yüzden onu serbest bıraktık kararında. Ama hiçbirinizi söylemedi. Buyur getirin. Jasmine'in gücünü kullanarak ne yapacağını bilmiyoruz. Ona yapacağı şeyin ne olduğunu, buraya nasıl geldiğini, buradaki hayatın nasıl olduğunu, dışarı çıktığımızda ne olacağını anlatmamız gerekiyor. Ama bunları biz bile bilmiyoruz. Normal değil mi? İnsanlar burada 10 yıldır vakit geçiriyorlar. Siz daha 5 gün önce geldiniz. Onlar dahi bilmiyor. Dışarıdan... Tabii normal. Ben sadece mümkün olmayacağını, bunun zor olacağını söyledim. Evet. Jasmine'e niye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Jasmine daha da güçlenirse... Jasmine gücünü tam potansiyelle bizim için kullanırsa bizim sınırsız sayıda hata yapma şansımız olur. Biz bunu istiyoruz. Ve bunun için ne gerekirse yaparız diyor, sinirleniyor birden Levent. Dönüp yüzüyle mimikleriyle dahi olsa tepki gösteren tek kişi Drago bu arada. Levent'e dönüyor. Anlık sinirinden sonra. Yapıp önüne geri dönüyor. Ne gibi her şey? Nasıl? Drago'ya bakıyorum. Göz temas kurmaya çalışıyorum ben. Ne gibi her şey? Buradaki sınırımız nedir? Anlamadım. Her şeyi yaparız mı kastediyorsun? Hı hı. Burada bir sınırımız yok. Ondan bahsediyorum. Her şey. Değil mi? Diyor. Gospodinlere dönüyor. Kimse birbirinin cevabını kontrol etmeden zaten emin şekilde kafalarını öne eğmiş vaziyette kafa selamıyla onaylıyorlar. Drago hariç. Drago seninle göz göze geliyor kafasını kaldırırken Zlatko. Sorgular ne diyor bu demeye çalışıyorum ama yani ne kadar diyebilirsem. Hiç tabii ki mimik yapmadan devam ediyor göz süzmeye odada. Yardım edecek misiniz? Jasmine gücünü tam potansiyelle kullanırsa güneş tutulmasına geri dönebilir miyiz? Bunun cevabı bende yok. Belki hepimizin doğmadığı bir yıla gideriz. Belki hepimizin öldüğü bir yıla gideriz. Kızın güçleri değişik. Sınırı yok. İlk denemesinde yine raporlardan okuduğum kadarıyla kendini 3 kere ölümden kurtarmış.
zamanı geri alarak. Zlatko, sen ne yapabiliyorsun? Buz. Cevapım. Asaf, manyetik alan, notlarına bakıyor. Getirin zihin. Anlamak sizin için biraz güç olabilir. Bu gücün sınırlarını anlamak daha doğrusu sizin için biraz güç olabilir. Şöyle söyleyeyim. Dünya yok. Dünyayı kurtarabilecek bir tane güç var. O da bu. Ve bu eğitilmemiş ham hali şu anda. Burada 5 gün içinde Catherine'le bir ilişki kurmuş olabilirsiniz. Onu çok sevmiş olabilirsiniz. Çocuk olduğu için de ekstra sempati duyuyor olabilirsiniz. Jasmine. Fakat... demek istedi değil mi? Meta söyleyeyim. Yanlış söylediysem Jasmine. Catherine dedim. Pardon. Çocuk olduğu için ona sempati duyuyor olabilirsiniz. Fakat unutmayın ki buraya 44 kişi bir günde geldiniz ve birbirinizi tanımıyordunuz. Yasmin senin kızın değil Zlatko. Burada beraber buradan çıkmaya çalıştığın, yanında savaşan bir asker. Siz? Ben de öyleyim. Ben de senin kızın değilim. Ben de burada seninle beraber savaşan bir askerim. Benim yanında mı? Evet. Onca riske niye girdik? Ülkelerimizden kalkıp buraya... İmkansızı başardık Zlatko. 10 yıldır üstünde çalışıyoruz. Bizim sizden haber almaya ihtiyacımız vardı. Bizim sizle işbirliği yapmaya ihtiyacımız vardı. Şimdi bu kadar insanın arasından, bu kadar tecrübeli insanın arasından gelip bir çömez grubuyla derdimi anlatıp pazarlık yapmak zorunda kalıyorum dünyayı kurtarmak için. Kendi keyfim için değil. Yanlış anladınız gospodin. Biz sadece ne yapabileceğimizi, ona neler anlatabileceğimizi, bunu ikna etmek için ne yapabileceğimizi tartışıyoruz. Sorguluyorsun gibi geldi. Zlatko'ya bakıyor da. Burada yaptığımız bir sürü kötü şey var. Olacak. Bir sürü iyi şey de var. Onlar da olacak. Yaptığımız kötü şeyleri yargılamamayı öğreneceksiniz. Dün arkadaşlarınızı yediniz. Bizle beraber. Bu sabah daha doğrusu. Bayılıyor muyum ben insan eti yemeye? Ben geçiriyorum. Benim hobim mi insan eti yemek? İstemediğimiz şeyleri yapıyoruz. Yapmak zorundayız. Oliana bayılıyor muydu insan eti yemeye? Çok doğru. Bayılmıyordu, isyan etti. Ama karşılığını alacak. Çünkü yaptığımız kötü şeyleri tolere etmeyi öğreneceksiniz. Sizin için yapıyoruz. Yardım edecek misiniz? Ben kendi adıma yardım etmek istiyorum. Ama bu yolda başka ne kullanabiliriz bilmiyorum. Sizin aklınızda başka bir plan var mı? Bilmiyorum. Çok fazla şey denedik. Sadece... Evet, ben de onları merak ediyorum. Çünkü zaten üzerine çalışmış olduğunuz bir şey yaparsak işe yaramayacak ya daha kötü olacak. Güçlerinizi kullanırken özenli olun. Dikkatli olun. Garip bir şekilde kendi gücünü kullanmaya da başkalarının güç kullanmasına da çok yanaşmıyor. Siz hangi güçleri kullandınız? Boşver. Onun dışında biz onlar için, onun için çok büyük otoriteyiz. Abisi ablası gibi görmüyor bizi. Sizi öyle görüyor. Bizi komutan gibi görüyor. O yüzden sizi buraya topladık. Yardım istiyoruz. Abilik edin, ablalık edin. İkna edin. Biz yarın gece dövüşten sonra buradan ayrılacağız. Daha sonra tekrar ziyaretlerimiz olacak. Dediğim gibi 4 gün içinde hediyelerle döneceğiz. Bazıları için. Sizden ricam, bu işi becerin. Biz döndüğümüzde bugün hayatta kalacak arkadaşınızla beraber
hediyeleri alan, bizi temsil eden siz olun. Başka bir şey yoksa iyi geceler herkese. İyi geceler. Çıktılar mı? Biz çıkıyor muyuz? Sizin çıkmanızı bekliyorlar abi. Tamam böyle okey tamam. Hani ha, hadi iyi geceler evet, yaptılar, kalkmanızı bekliyorlar. Okay. Kalktım. Böyle herkesin yüzüne bak. Şöyle bir selam verdim. Arkamdan gittim. Çıktım. Herkes çıktı mı? Jasmine'i bulmaya çalışacağım. Ben Asaf'ın hareketlenmesini bekliyorum. Asaf'tan sonra çıkmaya çalışacağım. Ben şeyin yanına gidiyorum abi. Levent Gospodin'in yanına. Hı, herkes çıkınca. He, herkes işte. Görece azalmaya başladım yani. Yani şey. Öyle, herkesin çıkmasını özel olarak okay, beklemiyorum. Catherine ve Zlatko çıktı. Gospodinler duruyor odanın öbür ucunda. Hmm, yavaştan okay, okay, ayaklanıyorlar falan. Bir yerde yakalanırsın. Aynen, evet evet. Levent Gospodin'in yanına gidiyorum. Tamam. Buyur Asaf. Gospodin. Buyur. Sizinle konuşmak istiyorum. Müsait olduğunuz bir zaman konuşabilir miyiz? Levent mi? Evet. Hemen şimdi konuşalım istersen odamda. Olur eğer müsaitseniz ben çok sonra, fazla sonra yatarım ben de artık istemedim. Yapacak bir şey mi kalmadı? Konuşalım aklında kalmasın. Gospodin. Zamanınızı çalmak istemedim olur. Benim için estağfurullah. Geç önden geç. Tamam. Yönlendiriyor seni odasına doğru. Böyle bir suite tarzı bir şey hazırlamışlar ona. Yine ama derme çatma hani. Sadece bir tık daha geniş. Geçiyor oradaki yemek sandalyesine oturuyor. Ne var oğlum hayırdır? Gospodin aklımda iki tane konu var sizinle konuşmak istediğim. Açıkçası sizinle konuşmak istedim yani. Birincisi problemin burayla alakalı. Şahsi bir problem değil. Bir otorite sıkıntısı var. Siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Ama bugün yaşananları gördünüz. Bu durum açıkçası birliğimizi tehlikeye atıyor gibi düşünüyorum. Fikirlerim eğer bu fikirlerimi beyan etmem size çok hadsiz geliyorsa kusuruma bakmayın lütfen. Yo, buyur devam et. Yönetimsel olarak otoritede yaşadığımız problemlerin pek çok farklı sebebi var. İnsanların akıllarındaki sorular güvensizlik ama bizden önce buraya gelenler çoktan uyum sağlamış gibi görünüyorlar. Yenilerde sanırım bu tarz problemler oluşuyor. 10 sene kolay değil. Evet, bunu anlayabiliyorum. Bu da insanlara otoritenin eksikliği de kaygı verebiliyor. Bugün yaşanacak olan düelloda güzel bir cevap olacaktır. Ama çözüm olacağını düşünmüyorum. Önerim var mı? Önerim kısa vade içerisinde bugünü kurtarmayabilir ancak ordu nasıl yönetilir bilirsiniz Gospodin. İyi bilirim. Önce üst birim, ona bağlı alt birimler, o alt birimlerdekilere bağlı alt birimler ve bu ordunun tamamına yayılır. Dolayısıyla çok kısa vadede bir kişiye birden fazla sorumluluk yerine en azından bir grubun sorumluluğu verilir. Ve bu kişi o 10 kişiyi daha iyi idare eder. Onların arkasını kollar, hata yapmalarını engeller, daha iyi olmaları için çalışır. Daha sonra üstüne rapor verir. Hmm. Böyle bir sistemin eksikliği bence buradaki büyük otorite problemlerinden biri. Tamam. Duşko İşe yaramıyor mu diyorsun? Duşko yardımcısı gibi çalışıyor. Sanki... Özür dilerim. Duşko Gospodin'in yardımcısı gibi çalışıyor. Onunla birlikte bizim içimizde değil, bizimle iletişim kurmuyor. Ve dolayısıyla Duşko bizim için Gospodin neyi temsil ediyorsa Duşko da onu temsil ediyor. Ben içimizden birinin olması gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Sanki yeni gelenler İçlerinde hatırlarsınız sınıf başkanı seçer gibi ya da belki bir onbaşı gibi, belki bir çavuş gibi bir rütbeye sahip olurlarsa, eğer o kişi aklı başında biri ise daha kolay sağlanabileceğini düşünüyorum. Lütfen söylediğimi yanlış anlamayın. Kesinlikle askeri benzetmeler yapmamın konuda bir pozisyon istemem, bir ayrımcılık yapılmasını istemem tarafıma karşı gibi bir niyetim yok. Sadece
Ben buranın daha faydalı olmasını gerektiğini düşünüyorum. Gülümsüyor böyle. Mesela aklında biri var mı bu pozisyon için? Siz daha iyi bilirsiniz dostum. Ben bunu değerlendirebilecek kişi değilim. Şimdi her ne kadar aramızda bazı problemler olsa da buranın gospodini Dragudur. Ama böyle konularda karar veremeyecek olsam da senin gibi bir askeri İstanbul laboratuvarında isterdim açıkçası. Keşke felaket yaşandığında yurt dışında değil de İstanbul'da olsaydın. İstanbul'u o kadar özledim ki. Konusu açılırsa bana da mantıksız gelen bir şey değil askeri hiyerarşi. Yalnız yeni gelenler nasıl güvenecek? Eskiler yenilerin yetkilisine nasıl davranacak? Bir sürü mesele. Drago kendisi çözsün istiyorsa. Benim, affedersin, benim laboratuvarım böyle değil. Benim laboratuvarımda disipline ihtiyaç yok. Ben oradaysam zaten benim dediklerim olur. Böyle ortaya çıkıp insan etimi yiyoruz diye bağıranlar, kapı açıldı mı uçmaya çıkmaya çalışanlar. Kabul edilir gibi değil. Yanlış anlama. Sirk evet. Gibi. Acayip şey. Zagreb laboratuvarı sirk olmuş. Kafam böyle yerde mahcubum yani. Neyse. Aramızda kalsın konuştuklarımız bu arada. Buyur. Tabii ki de gospodin. Çok kısa vaktinizi daha fazla almak istemiyorum yatmadan önce. Jasmine hakkında Jasmine'in kaderimizi değiştireceğini söylediler. Böyle belirttiniz. Jasmine hakkında yapabileceğimiz elimizden geleni yapmaya çalışacağız ama çok insani olmasa da en azından işe yarayabileceğini düşündüğüm bazı fikirler var. Sadece sormak istiyorum. Örneğin Jasmine'in tek önemsediği şey annesi. Annesi dışında şu an hiçbirimizi görebilecek durumda, önemseyecek durumda değil. Bu yüzden bir şekilde ne kadar zaman geçti, nerelere vardık ya da nelere hazırlıksınız bilmiyorum ama annesini gerek süper güç, gerek teknoloji, sahip olduğunuz teknolojiyle simüle edebilmenizin bir yöntemi var mı? Bir yolu var mı? Kızın beynine girmemiz lazım. Tanımıyoruz kendisini. Nasıl göründüğünü bilmiyoruz. Anlıyorum. Aldığımızda okulun bahçesinde oynuyordu. Şimdi sana yöntemini anlatmayacağım tabii ki. Ama şöyle bir örnek vereyim. Herkesin içinde bir güç var. En alakasız aklına gelen kişinin bile. Jasmine'in gücü biz doğduğundan beri onu takip etmiyor olmamıza rağmen bizi buldu. Öyle büyük bir gücü vardı. Annesinin neye benzediğini bilmiyoruz. Şimdi kızın beynine girip annesini nasıl hatırladığını resmedip karşısına hologramını çıkarmak da olmaz. Kız zaten paranoyak. Asaf. Oğlum siz bu işi çözemezseniz bu kızı öldürecekler. Bu kız çok tehlikeli. Bizim işimize yaramaz. Bir şey olur. Akilio'nun eline geçer. İyice boku yeriz. Ve bunu onaylayanlardan biri de ben olacağım. Bu protokole karşı gelemem. Yıllar önce verilmiş karar. Özellikle en güçlüler. Adapte edemiyorsan öldüreceksin. 4 gününüz var. Ne yapıyorsan, liderlik mi ediyorsun arkadaşlarına? Onbaşı mı oluyorsun, çavuş mu oluyorsun? Bu kızı bizim saflara geçirin. Biz de buradan kurtulalım. Adam iyi niyetli mi, kötü niyetli mi bir fikrim olabilir mi? Hani insight'larını atabilirsin. İnsani şeylerimle, görüşlerimle. Evet, evet. Jewel Spade abone olmuş Twitch Prime'la. Hoş geldin. İyi seyirler. Kaç var abi? Artı 4 mü? 4 galiba. 16 mı toplam? Aynen.
Jasmine'i ben Zenci Hayal ediyorum. Zenci mi denmiş? Evet. Burada ilk bölümlerden beri izlemeyenler olabilir. 12 yaşlarında kıvırcık siyahi bir kız Jasmine. Yani Suray, hayatında sana her komutanının söylediği kadar yalan söylüyor. Yani bazı şeyleri farklı anlatıyor. Ama seni şu an böyle kandırmaya, hüpletmeye çalışmıyor, anladın mı? Okay. Anlaşıldı gospodin. Tekrar zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim. Başarılar. İyi geceler. İyi geceler. Burada bir mola verelim isterseniz. Okay. Sabah hücrelerinizde uyandınız. Maalesef Oliana ve Giovanni rahatsız sandalyelerde, sadece gözünü açtılar. Zaten belli belirsiz uyuyabildiler. Fakat Drago değil, Dusko sizin yanınıza gelip günaydınlandığında uyandırıp birkaç saat en azından akşamki savaş için dinlenmek üzere sizi yataklarınıza götürüyor. Kapınızda ya tam performans sizi kullanmak istiyor. Ondan sonra da uyandıktan sonra da eğitime dahi davet ediyor. Birinizin son eğitimi olacak maalesef. Bunu her seferinde söylemek bana gurur veriyor. Şimdi diğerleri. Asaf, Ketrin ve Zlatko. Uyandığınızda hücrenizde yaptığınız herhangi bir şey var mı? Ben parşömenime bakıyorum. Koyduğumu geriye. Okan, parşömenin de ilk defa gördüğün bir renk var. Yeşil. Ha, odada. Evet. Sana geri verdiler parşömenini diye farz ediyorum toplantıdan sonra. İlk defa gördüğün bir renk var. Yeşil. Ve şey, hareket halinde. Başka bakan var mı? Gözle ilgili bir değişim. İki horus gözü de duruyor. Catherine baktı. Benimkinde yeşili biraz şey daha fazla olmaya başlamış. Öyle bir şey vardı. Doğru. Kırmızı, pardon. Kırmızıydı. Bugün ama Okan'la aynı şeyi söyleyeceğim sana. Yeşil girmiş işin içine. Kırmızıyla yeşil. Evet. Siyah, beyaz, kırmızı, yeşil. Yeşil ilerliyor. Asaf aranızda yeşili barındıran tek insandı. Parşömeninde. Abisinin de yeşilin diğer renklere göre ivmelenmiş vaziyette. Artıyor yeşil. Okey abi. Oliana ve Giovanni bakamıyor henüz parşömenlere. Bir şey yapmak istiyorum. Yatağın altında kaşık saklamıştım ya. Hı. Kaşığı çıkartıyorum abi. Tamam. Bükmeyi deniyorum. Okey. Zar atabilir misin? Evet. Haptan sonra denesene. Çok çok rahat oldu senin için. Wow. Geri dur. İlk defa bu kadar rahat güç kullandın. Şaşkınız. Nasıl yaptın lan? diye bir ses odada. Böyle bakıyorum abi, kaşık böyle benim için şey gibi, böyle hani böyle bir leş bir böyle materyal, böyle bükülebiliyor, eğilebiliyor, evet. Yönetebiliyorum. Geri böyle dik yapmaya çalışıyorum şimdi. Tekrar. Evet. Geri koyacağım yatağın altına. Kendimi çok şey hissediyorum ama güçlü hissediyorum. Yani çünkü daha önce bunu denemiştim. Hiçbir şey olmadı. Böyle kaşık dümdüz bana baktı. Kaşık, ben kaşığa baktım. Güçlerimin arttığını düşünüyorum. Bunu yapabildiğim için. Doğru. Doğru düşünüyorsun. Yani böyle bir hareket denememiştim. Daha hatta bir kere denemiş, yapamamıştın. Yemekhanede. Hatırlıyorsan. Bu çok net şekilde senin güçlerinin arttığını hissettiriyorsun. Evet. Nice. Düzeltip geri koyuyorum. Hı hı. Okey, başka bir şey yapan yoksa zaten ben yine birazcık spor yapıyorum çıkmalı. Güzel. Zaten her seferinde duyduğunuz iğrenç sesle beraber uyandınız. 6. gününüzdesiniz Zagreb laboratuvarında. Dusko'nun jopunu demirlere sürtmesiyle beraber
alarmla beraber uyandınız. 5 dakikaya genel alan. Artık o kadar bağırmıyor, o kadar çaba sarf etmiyor herkes çünkü. Çıktım hemen. You know the drill yani. Nasıl yaptınız? Yılan mı? Hemen çıkış mı? Sıkma. Çıktım ben. Yılanladım. Başka? Tık. Oradayım abi. Geç gitmen yok mu Zlatko? Hepinizi sikerdik. No, yok ya, bir şey yok. Geç git ya da şey, Müslüman uyuma falan yok. Bir buçuk saat önce kalkmışım, orada bekliyorum. Ya. Duşkuyu ben uyandırdım. Okay. Oliana, Giovanni sizi de getirdiler İçtimaya. Okey, indim zaten. Geliyoruz abi. Gözler üzerinizde. İnsanlar size şey bakıyor yani. Ben sadece Oliana'ya bakıyorum bu arada. Tamam. Yüzüne bile bakmıyorum. Aa. Okey, kabulümdür. İlginçtir. Levent giriyor size. Gospodinler arasından. Herkes böyle bir ufak birbirine baktı. Çünkü çok net bir hiyerarşi ihlali yani. Böyle bir yerde. Allah Allah. Bizim gospodinin mi lafına girdi? Lafına bile girmedi. Direkt konuşmayı o açtı yani. Aa. Kendi öne atlayıp. Drago arkada biraz şey böyle. Mağrur duruyor alışkın olmadığınız şekilde. İyi sabahlar herkese. Kendimi birkaç kere tanıttım. Hala anlamayanlar varsa ismim Levent. İstanbul Laboratuvarı Gospodini'yim. Şimdi sağ olsun sevgili Gospodinimiz Drago. Bu akşam bizim için özür mahiyetinde bir dövüş düzenledi. Giovanni'ye ve Oliana'ya bakıyor. Hepinize başarılar dileriz. Umarım doğru kişi hayatta kalır. Bugün yapacağınız eğitimleri biz de izleyeceğiz. Ve dediğim gibi 4 gün sonra geri döndüğümüzde vereceğimiz hediyelerde büyük etkisi olacağını varsayabilirsiniz. Savaş yakın. Kimle beraber hareket edeceğimizi yavaş yavaş belli etmemiz lazım. Bugün hepinize iyi şanslar diliyorum ve kendinizi olabildiğince göstermenizi rica ediyorum. Herhangi bir sorusu olan varsa da burada sorabilir. Biliyorum, içtimalarda konuşmaya alışık değilsiniz ama benim geldiğim yerde durum böyle değildir. Peki. İsterseniz yemekhanede buluşalım. Yemeklerden sonra eğitimlerimizi tamamlayalım ve bu onurlu dövüşü hep beraber izleyelim akşam. Afiyet olsun şimdiden. Diyor. Drago hiçbir şey söylemedi. Nicole hiçbir şey söylemedi. Boris zaten geldiğinden beri konuşkan değil. Dağıldınız böyle, herkes aa hani bizim derse başka hoca giriyordu. Geldi, açıklamayı yaptı, gitti gibi oldu, anladın mı? Otoritenin bu kadar konuşulduğu bir yerde. Buyurun, serbestsiniz bir süre. Jasmine'i bulacağım. Tamam, ne yapacaksın bunun için? Bakıyorum etrafına. Nerede? Yok. Yok. Odasına giriyor muyum? İçtimaya gelmiyor zaten. 34 yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım. 34'e gideceğim. 34 Jasmine, evet. Giriyorum. Odaya gittin. Kilitli. Ama çok dikkat çekmemeye gayret ediyorum. Öyle koşarak gitmedim. Okey, yemekten önce bir 5 dakikanız oluyor ya zaten. Gittin odaya, tabii ki kapalı kapısı, evet. Fakat demir parmaklıklar var yani, hücre, hı hı. İçerisi gözüküyor. Jasmine yok, zaten kapı açılıp oradan biri çıkmadı içtimai için, yatağı da hiç bozulmamış. Tertemiz halde bir oda. Artık orada kalmıyor mu, bunu biliyor muyduk? Dün de çıkmadı içtimai, evet. Yemeğe geliyor arada. Genelde Gospodinlerin tarafından çıkıyor. Ya en yakınında bir, yani doğrusu geri dönüyorum artık alana. Bir yetkili gördüğüm birine soracağım. Duşko var. Gidiyorum yanına. Hı hı. Merhaba Duşko. Rahatsız etmek istemedim ama bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyur. Biliyorsunuz Jasmine bu aralar çok iyi değil. Hı hı. Bir onun yanına uğramak istiyorum ama nerede?
Aa, o... Bu genelde gospodinlerle vakit geçiriyor. Yani son konuşmamızda Discord'da mıydı burada? Meta soruyorum. Hangi son konuşma? Levent bizimle bir konuşma yaptı. Ha, son içtimadan mı bahsediyorsun? Evet. Gospodinlerin odasından mı? İçtimada vardı tabii canım. İçtimadan bahsetmiyorum. Bize odada yoktu. Yardım edin. Ha yok, orada yok. Orada sadece gospodinler vardı. Ha, o da aramızda kaldı. Ben onu söyleyemeyeceğim ona. Okey, vaz mı geçtin? Yok, vazgeçmedim. Anladım. Peki nerede o? Hani konuşabilecek miyiz öyle? Yoksa sadece bizimle konuşması yasak gibi bir şey yoktur herhalde. Konuşması yasak demeyelim. Yardım etmeye çalışıyorlar diyelim. Jasmine. Ha, biliyorum, evet. Ha, meşgul şu an yani. Yoğun. Çalışıyor mu şu an? Evet evet. Bütün gün. Bütün gün çalışıyor. Hı-hı. Yemek falan yemiyor mu bu kız ya? Biz götürüyoruz ona yemeğini. İyi durumda kendisi, hiç merak etmeyin. Ay, o yani hani her gün konuşuyorduk Jasmine'le de, o yüzden dün de gördüm, bir selamlaştık. Tamam, o zaman teşekkür ederim. Rica ederim, afiyet olsun. Sağ ol. Jack Napier, teşekkürler abonelik için, iyi seyirler. Asaf. Buyur. Bana. Levent'e soracağım. Gospodinlere öyle kolay kolay herkesin içinde bir şey soramayabilirsin. Yalnız yakalayamıyorum. Yemeğe mi gitti? Yemeğe gittiler. Hani şey gibi. Okay. İş yeri yemekhanesine gidip patrona bir şey sormak gibi. Yani yapılır da çok dikkat çekersin. Yok, yemeğe gittiyse okey ya. Ben öyle daha geziniyorlar falan. Yok. Asaf. Efendim abi. Yanına Efe yaklaşıyor. Bir şey soracağım bu arada. Efe yaklaşmadan abi. Merak ediyorum bunu. Efe ile diyaloğumda önem kazanacak bu olay. Biz 15 kişiysek 11'i Jasmine dedi. Jasmine'i saymıyoruz zaten. Hı hı. 3 kişi Jasmine demedi. 13 müyüz, 15 miyiz? 13 Hayır, dedin ama. Şöyle 13 dedim. Buraya gelen çömezler 13'sünüz. Ama onlar 15 kişiyi odaya çağırmış. İki de tecrübeli çağırmışlar. Ha, biz, anladın mı? Siz 13'lü artı 2 kişi. 2 çağırmışlar, evet. Okey. Okey abi. Okey. Abi sigarası var. İçiyor sigarayı bir yandan. Ne haber Asaf abi? Efe iyiyim, sen nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? İyiyim Efe ya. Problemler büyük. Oliana ile Giovanni'nin durumu görüyorsun herhalde. Yazık oldu ama belliydi abi be. Belliydi tabii oğlum ya. Hmm. Adam sana 40 kere diyor yani, bir şey yapma, sakin kal, sakin ol. Bugün misafirimiz gelecek. Evine bile gelse misafir, yapmazsın ya. Asaf abi. Efendim? Şimdi yani daha sessiz, müsait bir yere geçelim mi? Diyeceğim bir şey var. Geçelim efendim, ne oldu? Tamam, geçelim, gel. Ters yönde, yemekhane ya da test odasına doğru değil de aksi yönde, böyle müştemilat tarzı, ardiye tarzı kullanılmayan bir yere doğru götürüyor seni. Hı hı. Abi, bu sorgu esnasında size tembihlediler mi hani kimseye bir şey söylemeyin falan diye? Yok, bir şey söylemediler ya. Yani paylaşabilirsin. Yani bence ben de onu düşünüyorum ya. Bir şey söylemediler. Hiç mi abi? Yok yani herhangi bir şekilde bir şey söylemeyin, aranızda anlaşmayın demediler. Hatta ilk birini sorguya aldıklarında geri kalanımızı dışarı çıkardılar. Dışarıda anlaşabilirdik, konuşabilirdik, birbirimizi söyleyelim diye. Hiç anlaşmadık, hiç konuşmadık. Mesela hatırlatayım mı ben bu arada, yoksa RP devam etsin abi? Neyi? Ya, bir konu geçti de hatırlamıyor sanırım, o yüzden. Yo. Tamam neyse, ben söylemedim. Demediler öyle bir şey. Abi, Levent Gospodin. Tokat attı bana. Neden? Bu içeride konuşulanları başkasından duyarsam öldürürüm seni dedi. O günden beri de ben hiç sizle konuşmuyorum. Size de aynı tehdidi yaptılar diye yanaşmadım yanınıza da, ben hariç herkesle konuşuyorsunuz abi.
Siz kendi aranızda konuşuyorsunuz yani. Ben de konuşamıyorum sizle. Asaf abi niye beni galiba seçmedin? Efe. Anladım. Abi biz yakındık o kadar. Manyetik Nefes. Türk ekibi. Ben buradan kurtulalım diye. Ne bileyim abi, tamam çok güçlü değilim de. Niye seçmedin beni? Ben seni seçtim. Düşünüyor. Bir yanlışlık var Efe. Bir problem var. Sana bunu bilerek söyletmiyorlardı. Niye abi? Kimi seçtiğini söylememeni, dışarıda konuşmamanı. Ne olacak ki konuşursam? Bize böyle bir şey söylemediler. Bana kimse gelip konuşamazsın demedi Efe. Sen beni seçtiğini söylüyorsun. Evet. Ben kimi seçtim? Ben burada senin kulağına eğilsem, söylesem bunu kim bilebilir? Yalan söylesem, Jasmine desem. Doğrusunu kimse bilmiyor ki. Bilemez abi kimse. Sen gitsen desen ki bana söyledi Jasmine diyor. İnanmaz ki kimse sana. Ben sana güvendiğim için söylüyorum abi. Tamam işte onu diyorum Efe. Sen bana inanıyor musun? Ben seni söyledim. Efe. Neye inanıyor muyum? Beni söylediğine. Evet. Ben öyle Jasmine falan deyip gelip burada sana şimdi yalakalık yapmıyorum abi. Seninle çıkmak istedim yani ben dışarı. Efe. Sadece dediler de o kişi sen. Ne? Abi ikiniz de birbirinizi söylerseniz dışarı çıkar dendi. Seni susturmuşlar çünkü biz seninle eşleştik. Eşleşen tek biziz, ikimiziz. Bir tek seninle ben eşleştik. Beni susturamayacaklarını ya da benim işkilenceğimi düşündükleri için büyük ihtimalle seni susturmayı seçtiler. Eşleşince eşleşeni susturdular. Bizden birer isim aldılar sadece. Karşında hiçbir şey vermeyecekler. Eşleşmediniz dediler. Halbuki eşleştik. Bizi susturmaya çalışıyorlar. Ya abi ama neden böyle bir şey yapıyorlar? Dışarı çıkılsın dendi. Bilmiyorum. Önce yardım dendi. Görev gibi bir şey anladım ben. Bak sen abi yanlış anlama da. Eminsin değil mi beni söylediğine? Efe, sana samimi olayım mı? Ol abi. Ben Jasmine'i söyledim. Allah'ım abi. Buna inanmanın bir yolu var mı? Efe dediğimin, Jasmine dediğimin, Catherine dediğimin, Oliana dediğimin. Yok abi sen ne... Doğru söyleme ihtimalin var mı? Sen ne desen inanacağım ben ama niye başta Efe dedin şimdi Jasmine diyorsun anlamadım. Doğru söyle... En başta da söyledim sana. Senin adını söylediğimi söylemeden önce. Herhangi bir şey söyleyebilirim. Hiçbirinin doğru olduğuna seni inandıramam. Sen orada değildin. Ben ne söylersem ona inanırsın. Ama tamam benim inanmamı istediğin şeyi ne söyle. Ne söylediğimin önemi yok o yüzden. Abi inanmamı istediğin şeyi söyle ben inanayım hazırım. Beni söylemesin değilsen de ayıp değil bu arada. Ben biliyorum çok güçlü değilim yani. Daha dışarıda hayatta kalabileceğim biriyle çıkmak istemiş olabilirsin okey. Ben hani böyle beni seçersin diye ben de şansımı denedim. Stratejik oynadım yani. Efe'cim bak kardeşim bu duygusal bir karar değil. Birbirimizi daha çok seviyoruz, onunla dışarı çıkmak istiyoruz. Birimiz daha güçlüyüz, onunla dışarı çıkmak istiyoruz gibi bir şey değil. Tamam bizden abi. Bir isim almaya çalıştılar. Amaçları buydu. Amaçları iki kişiyi dışarı göndermek değil. Her birimizden tek tek isim. Kimi verdin abi işte? Sen... Benim kimi verdiğim dediğim gibi buna senin için ne ifade ediyor bu? Abi güvenecek sen, insan sen arıyorum. Ki... Sen benim buradaki abimsin yani en yakınımsın. Ben istiyordum ki yani beraber çıkalım. Hem tehdit edildim hem biraz kırıldım. Çünkü sen beni söylesen çıkardık biliyorum. Nereden biliyorsun doğru söylediklerini? E abi kullanacaklar sonuçta bizi yani. Öyle dediler çıkarmak Efe, isterler. Efe anlamıyor musun? Kimin kimi söylediğini bilme ihtimali yok. Birimiz desek ki ben desem ki seni söyledim. Yalan söylediğimi düşünebilirsin. Ben senin yalan söylediğini düşünebilirim. Birbirimize güvenmediğimiz için nasıl birbirimizi söylediğimizde ispatlayamayacağımız için kimse eşleşmedi dediler. Aramıza bu tohum, nifak tohumu da sokabilir. Düşünsene Efe.
Ben desem ki şu an ben Efe ben seni söyledim. Sen diyorsun ki abi ben de seni söyledim. İkimizden biri yalan söylüyor ya da onlar yalan söylüyor. Abi ben sana tamamen güveniyorum. Sen de bana tamamen güveniyorsan onlar yalan söylüyor. O zaman Efe. Ne yaparsak yapalım onlar yalan söylüyor. 13 kişinin içerisinde 2 kişinin eşleşmeme ihtimali yok Efe. Ya da 15. Her neyse. Ne bileyim abi herkes... 15 kişi içerisinde 2 kişinin eşleşmeme ihtimali yok. Herkes seni söylemiştir. Jasmine kardeşimi söylemiştir. Oliana abla böyle güçlüleri söylemişlerdir. Onlar da onları seçmemiştir. Aslında çok sürpriz değil düşük, yani. Düşük. Var. Var böyle bir ihtimal ama düşük. Birileri eşleşmeydi. En azından 2 kişi birbirini söylemeliydi. 2 kişinin söylediği şey aynı olmalıydı. Bu doğru değil. Bunu kontrol etmemizin hiçbir yolu yok. Bu şimdi çıksak gitsek kime sorsak herkes diyecek ki ben şunu söyledim ben bunu söyledim. Asla doğru söylediğinden emin olamayacağız. Bir zar atabilir misin? Tamam abi. Sonuçta hani söylediğim şey bir şey ifade etmeyecek diyorsa söyleme. Ben yine de senin bilmeni isterim. Ben seni söyledim haberin olsun. Ya söylememe gerek yok abi ama aramızda kalır değil mi? Öldürürüz falan dedi. Efe saçmalama. Tabii ki de aramızda kalır. Ama bunları birbirimize söylememizin bir manası yok. Anlamı yok. Sadece ben onu demek istiyorum. Beni anlaman gerekiyor. Tamam abi. Burada senin sen sırf sen iyi hisset diye Efe demek ya da gerçekten Efe demek bu bana bir şey ifade etmiyor. Efe bak ben sistemlere inanırım. Sistemlere güvenirim. İnsanlara değil. Ben bunun üzerine eğitildim. Ömrümün yarısını bu şekilde geçirdim. Manyetik kusura nefes. Efe'cim, manyetik nefesin varlığı birbirimize güven duymamız gerektiği anlamına gelmiyor. Doğru abi. Haklısın. Bana güvenmeyebilirsin. Bir noktada beni bırakmak zorunda kalabilirsin. Ben sana güvenmiyorum. Bencil olman gerekebilir. İnsanın yapısında bunların hepsi var. Şartlar her şeyi getirebilir. Zor şartlar altındayız burada ve bence ben de dahil olsam burada hiç kimseye güvenme Efe. Bu benim seni gerçekten kardeşim gibi gördüğüm için sana yaptığım bir tavsiye. Bence burada hiç kimseye ben de dahil güvenme. Hayatta kalmaya çalış Efe. Oliana, Giovanni gibi salaklıklar yapma ve senden tek istediğim şey manyetik nefes hayatta kalsın Efe. Başını sallıyor. Aferin. Yes. Drago'ya dönüştü. Asistir lan. Drago'ya dönüştü. Böyle devam et Asaf. Sen benden başka kimseye güvenmedikçe dünyayı kurtarmama en çok yardım edecek insanlardan biri olacaksın. Git yemeğini ye. Afiyet olsun. Yemekhaneye gidiyorsun. Efe içeride yiyor abi. Çoklar. Çoklar. Bir şey diyeceğim. Ben Efe'ye salak yapıp Efe'nin kim dediğini öğrenip geri kalan ihtimaller üzerinden bütün sistemi patlatmaya çalışacaktım. İyi düşündün. İyi düşündün. O yüzden Efe'nin ağzından laf almak istiyordum. Bu arada Çiğdem midem sorsaydın cevap veremeyecektim. Ama güzel. Yani manyetik nefesi çok böyle ortamda konuştunuz manyetik ya. Nefes, çok arttı. Ya çok konuştunuz onu. Evet. Ama böyle Çiğdem işte ah bir ataş verden falan girseydin yakalayacaktın. Okay. Yemekhanedesiniz. Buyurun siz de. Oliana. Oliana. Zofren olacağız Aki yerinde ya. Ne var? Bütün gece düşündüm. Gözüme uyku girmedi. Aklıma bir türlü çözüm yolu gelmedi. Var mı? Ne çözümü ya? Çözüm ne çözümü? Görüyor musun şurada bir çözüm? Baksana insanlara ne kadar ciddiler. Neler oraya farkında değil misin? Herkes bunu konuşuyor. Her şeyin farkındayım. Evet, bu gece dövüşüyoruz.
Ve birimizden biri ölecek. Bunun hiçbir çözümü yok. Okey, anladım. Deyip ilerliyorum. Başarılar. Wow. Sana da. Yemekhane gergin. Yemekhanede soğuk havalar esiyor. Haklı olarak. Bir yandan hep çok tecrübeli görülen, hep böyle size bu konularda üstün davranan, akıl vermeye çalışan o tecrübeli tayfa bile Oleana ile Giovanni arasındaki gerginlikten korkmuş vaziyette. Çünkü burada yıllardır yapılan böyle bir kardeşlik, asker bilmem ne propagandası falan var ya. İnsanlar tutuşmuş halde şu anda. Böyle ilk defa bir insan bir insanı öldürecek. Öyle tak diye boyası siyah diye değil ya da böyle testte patlama falan değil. Gerçekten kardeşi kardeşe kırdıracaklar birazdan. O yüzden herkesteki soğukluğu hissedebiliyorsunuz. Zira gospodinler dahi yani şeyindeler. Yemeğinde herkes. Öyle ekstra muhabbet dönmüyor her zaman olduğu kadar. Yemek esnasında herkes haplarını içiyor mu diye bir kontrol ediyorum. Böyle yapmanız evet. Yeterli. Okey. Herkes yapıştırdı. sizinkine böyle bir ufak irmik helvası tanesi sıkıştırmışlar. Oleana ve Giovanni. Herkes yemekten şaka yapıyor. Herkes yemeklerini bitirdikten sonra dışarıya çıkıyorsunuz ve... İrmik falan. Böyle irmiği öpüyorum. Son kez irmik falan. Yemekhanede ekstra bir şey yapacak olan yoksa günün antrenmanına geçeceksiniz. Antrenmandan sonra savaş. Gergin. Bu şey mi? Antrenmana geçeceksiniz. Antrenmana geçtiniz ni? Evet. Var mı şey? Ya Efe geçebiliriz. Apur apur yiyor. Jasmine yok. Ben Jasmine bakıyorum hep gözüm önünde. Yok. Zlatko. Kusura bakma rahatsız ediyorum. Biraz söyle. Biraz önce Oleana ile konuşmaya çalıştım. Yani bugün olacaklardan hepinizin haberi var. Hı hı. Yani bir çözüm yolu bulamadım. İkimizin de ölmediği, hayatına devam ettiği herhangi bir çözüm yolu bulamıyorum. Var mı? Siz konuştunuz mu kendi içinizde? Yani en son artık sizi dinleme kararı aldım. Duşko ile konuşma dedin, gidip konuşmadım. Mantıklı geldi bu fikriniz. Belki bana bir fikir verebilirsiniz. Orada uygulayabileceğim yoksa ben Oleana'yı öldürmek istemiyorum. Kendisiyle tanıştım. Gayet düzgün bir insan. Ona karşı içinde en ufak bir kızgınlık, bir öfke, nefret yok. Yani tekrar bir benim aklıma hep şey geliyordu. Acaba ikiniz de hiç birbirinize saldırmasanız sonsuza kadar mı sürecek diye. Ama oraya itaatsizlik için gidiyorsunuz. Tekrar bir itaatsizlik durumunda bu sefer ikiniz de... Yani emin değilim. Dediğim gibi ben de düşündüm bunu. Yani zaten Oleana... Yani durduk yere... Hayatım söz konusu evet ama... Yani saldıramam muhtemelen. Ne olacak, ne bitecek hiçbir fikrim yok. Ama korkuyorum yani. O dün 2 gün önce yaptığım hareket. Herkesin içinde. Daha önce hepinize gelip sordum. Güçlerimi kullanmayı zaten beceremiyorum. Nasıl bana öğretin dediğimde kimse yardım edemeyeceğini söyledi. Ama bir anda o içimden gelen bir şeydi ve o kuşa dönüşüp o aptal hareketi yaptım. Korkuyorum o an savaş ortasında kendime hakim olamam. Oleana'ya zarar vermekten korkuyorum. Ona zarar vermesem muhtemelen hayatta kalmak için o beni öldürecek. Ama anladığım kadarıyla kimsenin de bir fikri yok. Üzülürüm Giovanni. Yemek yemem lazım. Sağ ol. Afiyet olsun. Var mı başka bir şey yapan? Gergin ortalık ha? Yok. Ben gospodinleri kesiyorum arada. Ne konuşuyorlar, ne yapıyorlar falan. Okey. Dediğim gibi diğer öğünlerdeki dün yediğiniz iki yemekteki kadar
konuşkan değiller. Hani bugün bir kötü olayın yaşanacağının farkındalar. Dikkatini çeken öyle ekstra bir konu yok yani. Teşekkürler bilmem ne. Orada herhangi bir şey tartışmıyorlar. Sadece yemek konuşuyorlar. Şunu uzatır mısın falan. Onlarda yine et var. Sizde yok bu arada. Tamam mıyız? Ekstra bir şey yoksa test alanına antrenman için gideceğiz. Yemeklerini bitirenler kaldırıyor tepsilerini. Tek sıra halinde gidiliyor grubun büyük bir kısmı. Geri kalanlar sizin gibi hani biraz böyle geç katılıyordunuz hep falan. Şey yaptınız. Test alanına gittiniz. Duşko oranın idaresine, sahibine. Evet. Akşam üzücü bir olay yaşayacak olabiliriz ama bu hedefimize ulaşmak için yapacağımız antrenmanların aksamasını gerektirmez. Zira biri ölecek olmasına rağmen Oliana ve Giovanni de aramızda. Çünkü hayatta kalanın bir günlük antrenman kaybetmesini istemedik. Şimdi önce Asaf, Catherine, Oliana, Zlatko ve Giovanni Pound'un içine girecekler. Bugün savaşacağınız şey yalnızca bir tane. Fakat bunları ayrı ayrı alt edebileceğinizi düşünmüyorum. Giovanni, Oliana, içeride birbirinize karşı garip bir hareket görmeyeceğimi umuyorum. Biliyorsunuz Fanus'un kontrolü bizde. Gördükleriniz birer illüzyon. Tamam mıyız bu konuda? Oliana? Garipten kastınız ne? Nasılsa saatler sonra birbirimizi öldüreceğiz. Şimdiden bir şeyler yapalım falan. Olursa hoş olmaz. Görevinize odaklanın, antrenmanınıza odaklanın demeye çalışıyorum. Ben buraya insan öldürmeye gelmedim. Sıkıntı yok. Olur. Kuşkun olmasın. Tamam. Birkaç saat sonra bir daha konuşalım isterseniz. Konuşacağız zaten. Tamamdır. Aşla. Giriyorsunuz içeriye. Şeyler ayarlanıyor. Bilgisayardaki ayarlar yapılıyor. Düğmeye basılıyor. Fountain içinde ses kesiliyor. Nasaf geldi. Nasaf. Fanus'un içindeki ses tamamen kesiliyor. Bir süre dudaklarınız oynuyor ama birbirinizi duyamıyorsunuz. Üşümeye başlıyorsunuz. Ve ışık da tamamen sönüyor. Fanus'un içinde Işık, ses, hava dışında herhangi bir şey yok. O da çok soğuk. Kalp ritminizi, nefesinizi, düşüncelerinizi, her şeyi duyacak bir haldesiniz. Ve ortam kapkaranlık. Ne yaptı yaratık bu arada? Klonların iki tanesini böyle ayağıyla basmaya çalıştı. Ayağını kaldırıp. Fakat o sırada zaten etrafta dolaşan klonlar kaçıştı oradan. Yani isabet ettirip etmediğini de bilmiyor. Yani akıl olmuş diyemedi. Ben bu sefer elinde tuttuğu ve hala sabit diyebiliyorum. Evet. Herhangi bir konuda değişme olmadı. Hı-hı. Elinde tuttuğu mızrağı olabildiğince soğuk bir hale getirip tamam. Artık iyice yapışacağı ve elinde cam kırığı gibi olacağı bir hale getirmek istiyorum. Yani onunla eline zarar vermek istiyorum aslında. Ve kırılmasını sağlamak. Okey. Elinde cam bardak kırmışsın gibi düşün. Anladım. Yer. Buzlu bir şey yapıyorsun. 10. Yer. Dediğin gibi oldu fakat kanı akmıyor. Mızrak ama paramparça. Mızrak paramparça.
eline battığı ve acı duyduğu da belli sızlanmasından. Kanı akan bir yaratık değil herhalde. Evet. Açılıyor ışıklar. Tekrar. Aa. Kayboluyor ortamdan Akilyon. Duşko sizi karşılıyor. Bütün olay mızrak mıymış? Yo. Duşko diyor ki beklediğinden iyi savaştınız. Ama bilin ki bu Akilyon değildi. Askerlerinden yalnızca bir tanesiydi. Geç kalıyoruz törene. O yüzden kesmek istedim. Oliana, Giovanni, 20 dakikanız var. 20 dakika sonra yanınıza geleceğim tekrar. Ve dövüşün kurallarını anlatacağım. Diğerleri. Zlatko, iyi iş çıkardın. Catherine, sen de öyle. Asaf, güçlerini kullanamadın belki ama önümüzdeki savaşta kullanacağın tek şey güçlerin değil. O yüzden stratejik olarak arkadaşlarına yardımcı olman gayet başarılıydı. Tebrikler. Siz odalarınıza gidebilirsiniz. Yarım saat içinde genel alanda misafirlerimizi onurlandırmak üzere buluşalım. Geliyor. Misafiri onurlandırmakmış. Haydi bakayım. Geliyor. Yok yok, artık yapmam o kadar. Millet şey diyor, şimdi bu haftada bu kadar diyecek diyor da. Yok canım. Çok ya, küfür, çok küfür. İstemiyorum ben bunu yapmak ya. İşte o kadar istemiyorum ki. Yapacak bir şey yok. Bir 3-4 dakika mola verelim. Ya, bahisler açıldı. Evet abi, sadece 2 dakika evet, bir olsun. Böyle 2-3 dakika. Var. Evet, var mı Durkan, bir betimiz var mı ya? Bekle, Stropol'dan. Ya beti açsana. Geliyorum. Şeyden, Stropol'dan değil, şeyden açsana ya. Geldi mi? Ya gerçi oradan zor olur. Açıyorum zor olur ya, şimdi körensi falan ne durumda bilmiyorum. Stropol iyi. Aynen. Açıyorum. Ben açıyorum. Ha, okey. Ben de açıyordum. Klavye mouse'a bile dokunmuyor ama. Abi oyuncu da açmaz bu arada. Peki Soykan. Hı. Bu oyuna alet olmayın. Ne? Bu oyuna alet olmayın. Bak Eko artık şeyler de başladı. Bahisi de başladı. Lütfen protesto edin. Burada iki insan birbirine düşman ediliyor. Lütfen kanmayın, oy vermeyin. Ama Team Oliana teşekkür ederim. Oliana yazıp 65-65. Ben vermiyorum oy. Bir kumara daha var mısın? Abi bir şey diyeceğim. Bence bu çok eğlenceli. Lütfen kapışın ya. Oylamaya alalım herkesi. Buyurun buyurun. Chatte oylama var. Kaçıranlar, alt tabdakiler. Bir şey diyeceğim. Kof, ezici, kof, ezici kof. Üstünlük var diye öyle. Anda... Abi Oliana çok artistik yaptı ya bu zamana kadar. Güçlü ama falan. Şu an Oliana 30 oyda, Giovanni 9 oyda. 31'e 10 oldu. 31-11. Okey. Büyük çoğunluğu izleyenlerimizin Oliana'cı. Bir şey diyeyim mi? O 11 kişiyi alnından öperek hepsine, İstanbul'da yaşayan hepsine, hafta içi herhangi bir gün Arnavutköy'de Aleksandra'yı bulsunlar. Ben onları Aleksandra'nın kapısından alırım. Madre kokteyl barda benden birer tane kokteyl. 11 kişiye. Öf. İlk gelen 11 mi abi? Abi hayır, bana 11 ver. Abi bunlar yalancı. Hepsi biz sana verdik diyecek. Ne inanıyorsun buna? Bunlar yavşak. Hepsi Oliana'ya vermiş olurlar. Ya senin şu an matematik olarak oy almış olma ihtimali çok düşük. Birini ben verdim zaten. Aga be, sen verdiysen. Çok sana, ben sana verdim. Hepsine hafta içi kokteyl ısmarlıyorum bana oy veren insanlar. Çok teşekkür senin ederim Mete'cim. Senin... Kesene bereket, mikrofon kapalıydı. Abi afiyet olsun, sen yeter ki gel. Senin oy vermene gerek yok. Burada... Sen abi. Ben seçim vaadi insanlara kokteyl vaat ettim. Dedim ki bana oy verirseniz hafta içi hepinize kokteyl ısmarlarım. Senin bir vaadin olacak mı? Bu benim vaadim. Depresyon. Ya üf Sena, ne ağladın ya. Taraf olmayan bertaraf olur. Çok sevdiğim bir sözdür. The Bacanak hatırlatmış. Oliana oy verenlere ne vaadi, o gösterdi. Abi oy ver. Hashtag oy ver. DM Giovanni'ye vermiş. Ben Oli'ye Selah'ya başlıyorum diyor. Ben tarafsız tarafsız verdim ben ya. Hani zara bakıyor biraz. Oliana'ya verdim demedin mi? Sana verdim dedim ya oğlum. Ha, bana mı verdin? Hmm. Alttaki sana Oliana'ya verdim dedin sandım. Alttakine verdim. Evet.
Hayır ya. Gerçekten. Sus. Şerefsiz, burada 3 daha fazla izleneceğim diye yaptığım şey. Katılım düşük abi. Yaz aylarında yaptığımız için herkes tamam. Ya can kurtarana bak. Yayının başından beri Team Oliana diyordu. Sen herkes ona oy verdi. Bir sattın beni. Bir kokteyle sattın. Manyak mısın? Sigaramı yak. Yalnız biz Giovanni'nin kokteyllerinden işte kendisi gerçekten müthiş bir barman. Evet, oylama sonuçlarını aktarıyorum. Sizin oylarınız da sayılıyor. Ne yapmaya çalışıyorsun Tuğan'a? Bizim oylarımız daha bir şey değişmez. Zaten ölecek ya, ben onu... Ha, aynen kanka, aynen. Yazdım seni, oy verdim abi. Senin karakter güçlü. Ah kardeşim, keşke karakter olsa. Benefizar'ın şeyine kaldık. Aha. Oliana %70, Giovanni %30 oyla oylamamızı kapatıyoruz. Okey. Artık bundan Giovanni'ye sonra. Giovanni'ye bir şey sorabilir miyim abi? Tebrik ediyorum. Zaten son sorularınız. Ha, bak abi, biliyormuş. Tebrik etmesini de edilmesini de bilirmiş. Onu soracaktım. Tebrik ettim. Okay, ama hazırsa, tebrik edilmeyi de beklerim. Öyle surat istemem. Surat istemem. Gençliğimiz ben bugün var. Ölürsem sizinle bir hafta konuşmayacağım. Ölmeseydin o zaman. Çıkartıyorum gömleğimin kollarını abi, kıvırmaya başlıyorum. Okey, başlıyorum. Eyvallah Suray, eyvallah. Görüyoruz, chat'i kapatmadık, eyvallah. Okey. Dur, ilk önce bizi oraya bir götür, hazırla bizi bir. Ben hemen fightlayayım. Sus da. Ben arkadaşlarımla dedi alalım. Özür dilerim. Heyecanlandım, özür dilerim. Sanki savaş dedim herife bak. Akira bitmiş abi, birbirinize girdiniz senayla, buyurun. Hani şurada çok iyi DM dendi. İlk üçe girer dendi. Bu mu yani? Bekle ya abi. Evet. Testler, antrenmanlar bitiyor. Oliana ve Giovanni oyun odasına tekrar götürülüyorlar. Bu sefer farklı bir amaçla. Bir tanesinin hayatının son savaşı, son yaşadığı duygu olacak olan dövüş için hazırlanmak üzere götürülüyorlar. Ekibin geri kalanı biraz genel alanda vakit geçiriyor. Odalarına gidiyorlar. Tekrar geri geliyorlar. Çok gerginler. Son görevlerini 2 saat önce beraber yaptılar. Tamam, belki karşılarındaki düşmanı yenemediler ama yenmeleri beklenen bir düşman değildi zaten. 20 dakika geçiyor aradan. Duşko, Oliana ve Giovanni'yi karşılamak üzere odaya gidiyor. İkisine de birer siyah, üzerinde Equinox damgası olan cübbeler veriyor. Töreni daha anlamlı kılmak üzere. Maymuna döndük. Bugün. Kıyafetlerinin üzerine cübbelerini geçiriyorlar. İkinize de kullanıp kullanmamak size kalmış şekilde birer mızrak veriyor. Buyurun. Genel alanda sizi bekliyorlar. Mutsuz. Bugüne kadar dalga geçti sizle, tamam belki bir sürü şey yaptı ama onu da çok etkiliyor bu durum. Genel alana gidiyorsunuz. 60'tan fazla kişi, gospodinler, herkes orada. Levent tekrar konuşmaya başlıyor. Levent. Gospodin Drago'ya tekrar bizi onurlandırmak üzere düzenlediği bu dövüş için teşekkür ediyoruz. Birazdan Oliana ve Giovanni, en azından bir tanesi yaptığı yanlışın ceremesini çekecek. Diğeri de haksız olmasına rağmen güçlü olduğu için halihazırda yaşadığımız dünyanın ne kadar adaletsiz olduğunu da bir yandan bize kanıtlar nitelikte hayatta kalmış olacak. Hep beraber test odasına geçebiliriz. Dövüş Faunus'ta yapılacak. Bildiğiniz üzere sizin ve bizim gördüğümüz şeyler Faunus söz konusu olduğunda bir değil. Sayın Gospodin, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Aslında pek yok. Gidin Zagreb Laboratuvarı'nın gururlu duruşu için son fedakarlığınızı yapın. Gözümde suçlu olsanız da bilin ki bu savaşta öleni unutmayacağız. Şans yanınızda olsun. Hep beraber yavaşça
Test odasına geçiliyor iki sıra halinde. Demiyorum. Dragofaunus'un kapısını açıyor. Bilgisayarda ayarlamalar yapılıyor. Sesin gitti. Bilgisayarda ayarlamalar yapılıyor. Faunus kapısı açılıyor. Sizi içeri buyur ediyorlar kafa hareketiyle. Drago Levent'ten onayını alıyor. Ölümüne dövüş. Başlasın. Etraf bir anda antik eski bir Roma arenasına dönüyor. Faunus'un içinde çok geniş bir alan var. Yerler kum. Ve sizi izleyenler Faunus'un dışında sanki arenanın tribününden size bakıyorlarmışçasına tepeden bütün dövüşü izliyorlar. Buyurun. İyi şanslar. Dexterity falan atmamız gerekmez. İnisiyatif zarıyla başlıyoruz. Oha, müzik çok güzel. Of. Atıyorum. Mete. Üç attı. Başla Giovanni. Bu kadar istemiyoruz. Beş. Oliana. Giovanni. İnan, sana zarar vermek istemiyorum. Biliyorum. Onlara da söylediğim gibi ben buraya insan öldürmeye gelmedim. Böyle şeye bakıp, başımızdaki herkese bakıp o dört kişiye ben de diyorum. Bu yüzden bir şey söyleyecektim. Bu yüzden herhangi bir hamle yapmayacağım sana karşı. Bilmiyorum ne olacağı hakkında en ufak bir fikrim yok. Bugün konuşmaya çalıştım seninle. Ama ilk hamle sırasını sana bırakıyorum. Mızrağı yere vuruyorum. Ve susuyorum. Atıyorsun. Atmıyorum, tutuyorum. Yere vuruyorum. Ben böyle mızrağı hafifçe yere bırakıyorum. Böyle Giovanni'nin yanına hafifçe yaklaşıyorum. Yavaş yavaş yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Ve elini sıkıyorum. Ben elimi uzatmıyorum. Eli havada kaldı. Oliana'nın. Ben buna çok sinirleniyorum. Hala sıra bende ise eğer. İlk hamle sırası senin. Of. Geleceğim. Şimdilik bu kadar bir ekstra bir hamleye girişmemem gerektiğini düşünüyorum ve geri çekilip yine mızrağı elime alıyorum ve peki deyip ben de şöyle mızrağı yere vuruyorum. Okey. Ortam dakikalar geçtikçe siz birbirinize karşı hamle yapmadıkça geriliyor. Uğultular var seyircilerin arasında. Bu sefer dışarıyla iletişiminiz var. Birebir sizi izleyen herkesi görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Kospodinler kendi aralarında konuşuyorlar, mutsuzlar. İzleyenler de aynı şekilde endişeliler sizin için. Bunun yapmanız gereken bir şey olduğunu zaten size söylemişlerdi. Saniyeler böyle geçiyor. Turala Oliana'da. Okay. Oliana'da mı? Hı hı. Ha, geri çekildi ama hala inisiyatif onda yani. Vurdum mızrağı ve şey diye bakıyorum. Hani hem biraz mahcup. Şöyle kafamı indiriyorum. Şey diyorum, özür dilerim diyorum. Duyabileceği şekilde ama başka kimse duyamaz yani.
Ve bir anda böyle ellerimi yana açıp tüm gücümle direkt böyle kafatasına hedef alıp inanılmaz bir şekilde bağırıyorum. Niye fatality atıyorsun ilk baştan? Edeyi sıcaktı kral. Okay. Özür dilerim. 18 mi? Ve özür dilerim diye bağırmış. Okay. Özür dilerim. Başka tur olmayacaksa ben ona göre rap yapacağım. Yok. Öyle. Oriana tutuyor elinde mızrağı. Geri çekildikten sonra yere vuruyor. Özür dilerim diye bağırıyor sana doğru. Yumruk yemiş gibi suratına geri düşüyorsun abi. Yere kafan inanılmaz sert şekilde çarpıyor. Fakat hala bilincin yerinde, bir kanama vesaire yok. Sadece seni havaya alıp yere fırlatmışlar kadar sert vurduğun yere. Birkaç saniye içinde akmak diyerek toparlanıyorsun. Aranızdaki mesafe gayet uzak. Damage yok, damage attırmayacağım. Sadece 20'liklerle gideceğiz. Oy. Hmm. Damage'lar şeyde yani attığınızların etkisine göre kafamda, yaptığınız şeylere göre. Okey. Yavaşça mızrağım hala yanımda değil mi? Aha. Mızrağımdan destek alıp yavaşça ayağa kalkıyorum. Okey. Biraz uzak değil mi? Ne kadar dedin mesafe? Var, 20 metre 25 metre var. Okey. Mızrağı alıyorum abi elime. Okey. Uzaktan mızrağı fırlatacağım. Tamam. Ama hedeflediğim yer omzu sadece. Tamam. Öldürücü atmıyorsun. Değil, evet. Tam bir İtalyan centilmeni ya. Abi sıyırıyor geçiyor omuzunu ama ıska değil. Öyle bir kesik açıyor orada. Sıyrılamıyorsun Oleana. Bu kadar sıyrılabiliyorsun diyeyim daha doğrusu. Kesinlikle ölümcül bir kesik değil fakat hani do you bleed sorusunun cevabı niteliğinde gerçekten de acı çekip kolunun kanadığını görüyorsun. Elinle bir tık bastırman gerekiyor. Bastırdım. Of. Ya o kadar bir şey yapmak istemiyorum ki. Ah, bilmiyorum ya, bilmiyorum. Yani sadece bir ayağına tekrar bir şekilde ses dalgası göndermeye çalışacağım. Yani en azından bir sonraki adımda hani daha sendeleyerek ilerlemesi için ya da yaklaşman gerekir. Için. Böyle şey halinde yayıldığı için. Evet. Çok geniş atarsın uzaktan. Yap git. Biz Çetin RP'sini yapsak mı ya? Yani oradaki insanlar gibi. Olur. Evet ya, çok mantıklı. Geri kalan 3 kişi. Aynen. Ama şey değiliz, Asaf Ketrin değil. Annesinin adını sor. Değil, diğerleriyiz yani. Annesinin adını sor. Öldürmeyip sakat bırakacak. Öldür, öldür. Fight, 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 fight. Ha gitsin, ilk o başlattı. Yap gitsin. İlk o başlattı. Vur gitsin. Shame. Vuracağım ya, vuracağım. Şimdi vuracağım, vazgeç. Ciro, bana bir tane... Bir tane gay diye bağıran var, onu bulursam buradan çıktığımda... Bu sefer böyle iç organlarını komple böyle hani gövdeye doğru bir bağırış. Yani çok yaklaşmama gerek kalmadan genel bir alana saldırmak istiyorum. Okey. Vur kafasına. Yuhu. Okey. Elinde topladın. Bütün basıncı ileriye etmek üzere hazırlandın. İleriye doğru savurdun. Ama senin ileriye savurduğun gücün onlarca katı kendini geriye doğru aslında savurmuş oldun. Geri tepti gibi düşün. Tüm silahını. Elinin içindeki bütün basınç vücuduna yayıldı. Ve sen böyle belki 20 metre yukarıdan yere dimdik düşmüşsün gibi, o yere çarptıktan sonra bütün vücuduna enerji dalgası yayılır ya. Vücudunun içi de öyle, yere atıyorsun kendini. Toparlanman Giovanni'den daha uzun sürüyor. Bu arada.
Ben de bu esnada Asaf, Catherine ve Zlatko için anlatıyorum. Dövüşenlerin bunu fark edebileceğini düşünmüyorum. Gospodinlerin arasında büyük diyebileceğim bir tartışma dönüyor. Ne konuştuklarını duyacak kadar yakın değilsiniz ayrıca. Herkes bağırıyor, çağırıyor, çiğir mevzusu var. Herkes tezahürat ediyor. Ama vücut dilleri neredeyse böyle kalkıp birbirlerine gireceklermiş falan gibi. Hepsi özellikle mi? Hayır, Nicole, Boris ve Levent Drago'ya karşı. Drago'nun yanında dışkoda yancısı olarak duruyor. 3'e 2 1 orada gerginlik var. Bu çok net. Fakat izlemeye devam ediyorlar. Falan geri izlemeye devam ediyor. Böyle bir sahne var bir yandan. Buyurun. Dediklerini anlamaya çalışıyorum biraz yaklaşıp. Yok yani uzak. Dudak okutsa. Dar atabilirsin. Yani tabii dudak okuyabileceğim bir mesafeye doğru ilerliyorum. Gözlerinde sıkıntı yok görürsün. Drago şöyle bir şeyler söylüyor. Zorunda değildik. Tur Giovanni'de. Ya yapma ya. Ümit verme boşu boşuna. Abi düştü önümde. Hasar aldı yani. Şeyi. Evet daha yakın. Sonra böyle etrafıma bakıyorum. İnsanlara bakıyorum. Bağıran insanlar görüyorum. Kan isteyen insanları falan gördükçe buna sinirleniyorum. Öfkeleniyorum bu duruma. Ve şeyden sonra, Oliana'nın o ilk atağından sonra kan, öldür onu. Onun bana ne kadar acımasız olduğunu görüp üzerine doğru koşmaya başlıyorum. Yolda şeye yoğunlaşacağım. Bir anda bir çitaya dönüşüp ona üzerine zıplayarak bir hamle yapmaya çalışacağım. Okey, güzel. At abi üzerine. Güzel plan. Bir. Okey. Abi koşuyorsun bütün hızında insan vücudunda. Mızrak elimde. Birkaç metre sonra, bu arada etrafında tur atarak, mesafeyi uzatarak hız almaya çalışıyorsun. Birkaç tabii metre sonra... 0-3 bu arada çitanın şey, 3 saniyede yüze çıkıyor. Okey. Birkaç metre sonra, acaba sen bütün güçlerini kullanabiliyor musun evet, çitanın? İnsan vaziyetinde 4 ayağa düşüyorsun. Ellerin yere düşüyor önce. Evet. Birkaç kere de öyle koştuktan sonra bütün vücudun yavaş yavaş çıtaya dönmeye başlıyor kafanla beraber. Üzerine doğru atlıyorsun Oliana'nın. Arka iki ayağınla göğsüne vurup yere düşürüyorsun. diye bir ses çıkarıyorsun ondan sonra. Yavaşça geriye çekip Oliana'nın kalkıp kalkamayacağını izliyorsun. Oliana yeni bir zar atıyor. Anladım. Constitution check atıyor Oliana. Falan atıyor. Ondan sonra biraz daha yaklaşıyorum. Hala tartışıyorlar. Yok tartışmıyorlar. Suratı kumlar içinde kalmış Oleana'nın. Yerden kalkmaya çalışırken bir şekilde mızrağına tutunup falan doğruluyor. Ayağa kalkıyor. Müzik bit duruyor. Hepiniz donuyorsunuz. Hiç hareket yok. Gospodinlerin tartışması bitti. Kumların yerini çamurlar aldı. Kapılardan bir tanesinin içinden 1.60-1.65 boylarında bir figür geliyor. Arenanın içine doğru. Önce geliyor. Giovanni'ye dokunuyor. Giovanni yavaş yavaş insana dönüşüyor. Hala donuk vaziyette. Oliana'ya doğru gidiyor. Mızrağını alıyor. Yere bırakıyor. Bunu bir sonraki uyandığınızda şu donma hali çözüldüğünde hatırlamayacaksınız. Ama yine de bilin diye anlatıyorum. 80 yaşlarında yüzü buruş buruş olmuş bir kadın, siyahi,
çıkıyor tribüne, Zlatko'nun yanına gidiyor. Zlatko, güzel çocuğum. Teşekkür ederim sana. Fantastik Pazar'ın 16. sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Konuşacak halim yok. Burada bitirmek istiyorum. İyi bakın kendinize. Görüşürüz.